Efendim iyi akşamlar. Çoklu pencereye hoş geldiniz. Başlarken hemen sizden özür dilemek istiyoruz. Yarım saat bir gecikmeyle programımıza başlıyoruz. Orada o da rejiden ufak tefek bir sıkıntı yaşadık. Seste sorun oldu. Arkadaşlar giderdi. Onun için tekrardan sizlerden özür diliyorum programımıza başlarken, Çoklu pencereye başlarken. Ben evet hemen konuklarıma döneyim. Doktor Sayın Kenan Karataş aynı zamanda siyaset bilimcisi ve avukat Halil Öncel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün artık programımızın gününü de değiştirmiş olduk. Bundan sonra pazar günleri saat 21'de halkımızla beraber olacağız. Sorunları, sıkıntıları burada konuşacağız. Ben Kenan Bey'e, Halil Bey'e biz bu programın formatını biraz konuştuk. Pazar günü daha insanlar daha müsait, daha ortam güzel olur diye düşüncesiyle bundan sonra pazar günleri sizlerle beraber olacağız. Evet, gündem gerçekten sıcak. Dünya gündemi sıcak, Türkiye'nin gündemi sıcak. Ama isterseniz önce bir Urfa'dan başlayalım. Bu bizim Urfa'daki belediyeler ne yapıyor? Belediyeler ne durumda? Halil Bey, siz Kenan Bey'e göre daha şeysiniz. Belediyelerle biraz daha içli dışlısınız. Hem partiye de biraz yakınsınız, AK Parti'ye de biraz yakın bir isimsiniz. Kenan Bey daha çok Türkiye'nin sorunlarıyla, Orta Doğu ve dünya sorunlarıyla daha yakından ilgilenir ama tabii ki siyasette Kenan Bey'in de herhalde çok çalışması var ama siz bu konuda özel de efor harcayan bir isimsiniz. Şimdi mesela Urfa'da yaşayan birinin gözüyle veya işte Urfa'yı iyi gözetleyen bir gözlemci gözüyle baktığımızda başta büyükşehir olmak üzere diğer ilçe belediyeleri nereye koyuyoruz? Buna kayyum belediyeleri de dahil. Oradan bir istiyorum ki biraz bir belediyeleri bir yargılayalım, bir sirkelensin, sirkeleyelim onları bu şekilde. Evet. Evet. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Zoru sor mu oldu? Zoru sor, zor oldu galiba değil Sirkeleyelim, mi? sirkeleyelim dediğiniz için biraz sanki aslında öyle bir durumumuz yok. Tabii olumlu bazı icraatlar yapan belediyelere, belediye başkanlarına takdir etmek, teşekkür etmek ama iyi şeyler yapmayan ya da görevini tam manasıyla yapmayan başkanları da eleştirmek Elbette, biz bireylerin görevi. Ama evet, kamuoyu görevi yapıyoruz yani tabii onda evet da o yani olmalı. bu manada tabii Şanlıurfa 2,5 milyonluk çok büyük sorunları olan, problemleri olan, ihtiyaçları olan bir şehir. Gerçekten bu manada başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni değerlendirmek gerekirse Nihat Bey malumunuz Nihat Çiftçi Sayın Belediye Başkanı Karaköprü Belediye Başkanı'ydı. Akabinde Celalettin Güvenç'ten sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu boşalınca Nihat Bey parti tarafından, encümenler tarafından seçildi ve hemen hemen 1,5 yıl buldu herhalde. Bir icraat dönemi oluştu. 25-26 Evet. ay oldu herhalde. Evet. Evet. 1,5 yılı Tabii aşan bir belediye başkanı için ben bunu sürekli söylerim. Aslında bir karne çıkarmak gerekirse en az bir 5 yıllık dönemi değerlendirmek gerekir. Yani bir 5 yıl ona bir kredi vermek gerekir. Ne yapıyor, ne ediyor bunu gözlemlemek için. Tabii oturmuş olduğu koltuk netice itibariyle öncesinde Celalettin Güvenç o çok uzun süre yapmadı. Ondan önce Ahmet Eşref Akıbaba gibi başarılı bir belediye başkanı tarafından Urfa yönetiliyordu. Gerçekten Fakı Baba'nın gelişiyle birlikte Urfa'da bir değişim, bir dönüşüm belediyecilik anlamında yaşandı. Ve Urfalılar Fakı Baba'ya alışınca en az onun misyonunda, onun vizyonunda belediye başkanları talep etmeye başladı. Bu manada Nihat Bey de Karaköprü'de başarılı işlere imza atan bir belediye başkanıydı. Ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da ben gözlemliyorum, takip ediyorum. Elden geldiğince sorunları çözmeye çalışıyor. Belki daha iyi bir kadro oluşturabilirdi. Bakın, o çok önemli. Gerek danışmanlık, gerek genel sekreterlik, gerek daire başkanlığı babında alanında uzman, bu şehrin
geleceğini görebilen, bu şehrin sorunlarına daha çok hakim ve gerek belediye başkanının gerek belediye hizmetlerinin önünü açabilecek portföyde bir kadroyu oluşturabilirdi belki. Bu manada belki bazı noktalarda eleştiri yapılabilir. Ben de bu noktada eleştirilerimi yapıyorum. Eksik buluyorsunuz değil mi? Kadro, bakın ben şöyle her zaman bunu söylerim. Bir milletvekili de, bir bakan da, bir belediye başkanı da eğer kendine yol gösterici seçerse, o yol göstericinin, ki bunun pratikteki anlamı danışman, şehri çok iyi bilmesi, hatta o belediye başkanından daha çok bilgi birikimine sahip olması, belediyenin şehrin sosyal, kültürel, ekonomik problemlerle kendi alanda bilmesi, uzmanlaşması lazım. Kendi alanda uzmanlaşması doğru, çok doğru. Gerektiği kanaatindeyim. Bakın bu da siyasete yansıyor. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasetteki başarısının en önemli nedenlerinden biri geçmişte özellikle danışmanlarının bilgi birikiminin çok iyi olmasından kaynaklıdır. Bunu da belirtmek gerekir. Akabinde benim incelediğim kadarıyla Nihat Bey ulaşıma önem veriyor. Ulaşımla ilgili özellikle ana arter yollarda, özellikle Abide ile Karaköprü'yü bağlayan yollarda birçok güzel alt geçit diye tabir ettiğimiz ana arter alt geçitler meydana getirdiler. Bu güzel bir şey trafik açısından. Yine şu an bir alt geçit çalışması var biliyorsunuz. Yine Diyarbakır yolu üzerinde. O da şehrin trafiğini Çevikoyun önemli manada etkileyecektir. Ve Karaköprü. Nihat Bey'in yani beğendiğim, takdir ettiğim projelerinden biri prestij caddeler projesidir. Bütün ilçelerde ana arter yol ve o yolun kaldırım çalışmaları, ışıklandırması diye tabir, ağaçlandırması diye tabir ettiğimiz bir şehrin önemli caddesini, prestij caddesini oluşturma çalışmasını ben açıkçası alkışlıyorum. Bunu beğeniyorum. Evet. Nasıl? Şimdi bakıyorsun eskiden ilçelerimize gittiğimizde belediye başkanları, tabii ilçe belediyesinin bütçesi mahiyetinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çalışmıyorlar demiyorum ama büyük şehrin prestij caddeleri ilçelere şehir görünümü kazandırmış. Evet. Bakın bu noktada hakkı iade etmek gerekiyor. Ben prestij caddelerin gerçekten ilçelerin önemli bir çalışması olduğu kanaatindeyim ki bunu büyükşehir yapıyor. Eleştirdiğim noktalar, şimdi büyükşehir yasası çıktığında niye çıktı? Kırsal için çıktı özellikle. Evet. Biliyorsunuz köyler köy mahiyetinden çıkıp mahalle mahiyetine dönüştü. Dolayısıyla büyükşehir artık hani il genel meclisi ve il özel idaresi feshedilince büyükşehir belediyesi viran şehrin en ücra köşesindeki bölgesindeki köye kadar hizmet etme durumunda kaldı. Sanki çabamızın, gayretimizin belediye olarak yani belediyenin çabasının gayretinin çoğu şehir merkezine odaklı, biraz daha kırsala hizmet yapılabilir. Bakın gerçekten köylerimizde insanların yaşayabileceği bir atmosferi de belediyelerin oluşturması gerekiyor. Yaşatması lazım. Evet. Doğru. Yine bakın kültürel manada Büyükşehir Belediyesi'nin bazı çalışmaları oldu. Buna efendime söyleyeyim İSOT Festivali denilebilir. Buna kitap okuma kampanyası denilebilir. Başka başka etkinlikler de oldu, olmadı değil. Bunlar da bakın mesela bir belediye en son mozaik çalıştayı vardı. Mozaikler evet. Çalıştayı. Şimdi bakın, o da güzel bir çalışma. Bir belediye aslında başkanının evet ve bir belediyenin görevi yol, kaldırım, su değildir. Sadece bu değildir. Tabii. Bunlar bir şehir, evet, bir şehrin bir belediye yani bölgesi içerisindeki bireyin, toplumun gelişmesi, değişmesi, dönüşmesi için kültürel çalışmalar da yapmalıdır. Tabii. Örnek veriyorum kitap okuma kampanyası. Her anlamda ya sadece bu çok kültür, faydalı. Yani evet. Bu çok faydalı. Kültür yine, var, sporu evet, var, evet, tarımı var, tarihi var. Festivaller, teşviki var, evet, istihdamı evet var, her şey var yani. Evet. Festivallerin, konserlerin yapılması gerçekten mutluluk verici bir durum. Bunların devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Yine bunun yanında sanki yani ben açık konuşmayı seven biriyim. Biraz ilçe belediye başkanlarıyla daha çok
diyaloğa, tabii onların da büyükşehire diyaloğa girmesi ve kolektif bir şekilde Şanlıurfa'yı kalkındırma niyeti, mahiyeti, refleksi oluşmalıdır. Bakın mesela Akçakale Belediyesi, Haran Belediyesi, Haliliyesi, Eyviyesi, Karaköprüsü, bunlar ben açıkçası ben empati yaparak insanları değerlendiririm. Ben empati yaparak kendimi o koltuklardan birine koyduğumda en az 10 günde bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın başkanlığında bütün ilçe belediye başkanlarının bir araya gelip, bakın encümen toplantılarını söylemiyorum, bu ayrı bir şey. Bütün belediye başkanlarının bir araya gelip bir kolektif çalışma tarzını, alışkanlığını edinmesi gerekir. Halbuki bu yönden de bir eksiklik hissediyorum. Büyükşehir'in dışındaki belediyelere bakacak olursak, bakın takip ediyoruz. Yani ilçe belediyelerin, mesela Eyüpiye zor bir bölge, zor bir ilçe. Eyüpiye'de gerçekten hem işsizlik yaygın hem mevsimlik işçilerin yaygın olduğu bir bölge. Dolayısıyla Eyüpiye'nin daha farklı bir çalışma içerisine girmesi gerekir. Karaköprü'ye nazaran örnek veriyorum. Şimdi Karaköprü'de bir oturmuşluk vardı. Yani Nihat Bey diyelim ki bir belediye şablonunu oluşturmuştu ama Haliliye ile Eyüpiye yeni oluştu. Dolayısıyla Haliliye ile Eyüpiye Belediyesi'nin çalışanlarının, başkanlarının, daire başkanlarının daha farklı bir çalışma sistemine bürünmesi gerekir. Başkan mesela evet, mesela Haliliye ile Eyüpiye Belediyesi'nin derhal birer belediye binası yapması gerekir. Bakın o belediyelerin de yaptığı güzel şeyler var ama biz olması gereken şeylerden de bahsetmek durumundayız. Mesela onların da daha çok büyük şehirle birlikte hareket ederek bu şehre hizmet sunması gerekir. Belediye binalarının yapımı çok önemli. Çünkü netice itibariyle bakıyorsunuz belediye binaları parçalanmış halde. Bir belediyenin 5 tane ayrı yeri var. 5 mi? 5, 6, 7 evet yani bakıyorsunuz. 20-30 değil mi? Evet yazık yani. Şimdi ne oluyor? Var. Belediye gidiyor şahıslardan kiralama yapıyor. Evet. Bu şekilde hareket ediliyor. Onların da mesela kültürel çalışma alanında daha güzel şeyler yapma durumu söz konusudur. Yapmaları da gerekir. Şimdi yani genel manada belediyelerin durumu bundan ibaret. Daha güzel çalışmalar yapılabilir mi? Yapılabilir. Ben şunu da önemsiyorum. Bakın belediye başkanlarının hiç yoksa ayda bir bu şehrin dinamikleriyle bir araya gelip sivil toplum örgütleriyle, başkanlarıyla, yöneticileriyle neyse ayda bir, iki ayda bir bu şahıslarla, sivil toplum örgütleriyle bir araya gelip siz bizden ne istiyorsunuz? Ne gibi eksikliklerimiz var? Bizi eleştirin demesini de istiyorum ben. Talep ediyorum bir vatandaş olarak. Ya da bunu Haliliye kısmen uyguluyor. Halk buluşması dedikleri şey. İki ayda bir büyük bir toplantı salonunda Haliliye, Eyüpiye, Karaköprü, Büyükşehir, neyse. Evet. Bakın gerekirse sade vatandaşların gelip belediye başkanlarından taleplerde bulunması, eksiklikleri ve ihtiyaçları dile getirmesi gerektiği zaten önemli aklımda. Olan o değil mi? Vatandaş evet. Ne düşünüyor? Vatandaş ne düşünüyor? Tamam. Yani bu çok önemli. Bakın tabii ben şöyle de değerlendiriyorum. Yani empati yapılırsa aslında onların da işi zor. Bakın Urfa'daki en önemli sorunlardan biri işsizlik. Ve herkes işi belediyeden istiyor. Niye? Çünkü belediyede çalışmak biraz daha kolay gibi değerlendiriliyor. Ya da garantili evet, iş gibi. Garantili değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu da önemli. Bir de bunun yanında yani gerçekten şehrin dinamikleri, şehrin basınıyla bir araya gelip sorunları çözme yolunda daha güzel adımlar da atabilirler. Birçoğu güzel şeylere de imza atıyor. Biz yani tamamıyla bir şey yapmıyor demiyoruz. Evet. Bunu da belirtmek isterim. Tamam. Yani ilerleyen sürede o çalışan belediyeler yani artısını eksisini de tam olarak net olarak aslında isimlendirerek de ortaya koyabiliriz. Yani nasıl ki mesela Haliliye, Eyüpiye'nin şeyini söyledikse işte kiralama olayları falan tabii bunlarla ilgili benim de söyleyeceklerim olacak ama
Evet Kenan Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi Halil Bey söyledi, düşmanını biraz şey hani... Halil Bey çok iyimser konuşuyor. Hayır ama. Hayır, tamam ülkemizde evet. Ne kadar da iyimser olarak bazı şeyleri eleştirirseniz evet. Mutlaka tepki alıyorsunuz. Evet. Şimdi çok büyük bir kongren sorunumuz bu. Evet. Yani sadece Urfa ile ilgili değil. Tepki de alalım. Yok zaten yıllardır alıyoruz, yine almaya devam ederiz. Çok aynen. Sorun değil. Şimdi sadece Urfa'da değil, Türkiye geneline baktığınız zaman yani seçmene ve vatandaşa yönelik gelmesi gereken mal ve hizmetler açısından bir eleştiri yaptığınız zaman adeta halk tarafından veya iktidar tarafından veya işte konumuz olduğu için söylüyorum tüzel kişilikler tarafından adeta vatan haini, ihanetçi, ülke düşmanı, bayrak düşmanı olarak görülmeye başlıyorsunuz. Maalesef bu. Hayır, bu apaçık ortada zaten. Aleni bir şekilde. O yüzden bazen kendi kendime şey diyorum. Bırakın diyorum, halkımız demek ki bu sorunlarla iç içe yaşamaya alışmış. Biz niye gündeme getiriyoruz? Çünkü ben hatırlarsanız daha önce de adaylık dönemimde de olsun sorunları dile getirdiğiniz zaman hele hele bu Urfa içinse özellikle inanılmaz bir şekilde buradaki tüzel yapılardan ve belli isimlerden buna iktidarda dahil olmak üzere inanılmaz şekilde tepki alıyorsunuz. Yani sizi ne ilgilendiriyor? Öyle bir karşılık veriyorlar. Ve ne ilginçtir ki bugün biz burada Urfa veya Türkiye'nin sorunlarını tartışırken kimin için tartışıyoruz? Kimin içindir bu? Vatandaşımız için. Vatandaş değil mi? Için, Urfa ülkemiz için, Urfa için, kentimiz için. Ama ne ilginçtir ki? Gidişatı iyi olmayan şeyler. İnanın bana yani. Biz Urfa'nın sorunlarını dile getirdiğimiz zaman açık ve net ifade ediyorum. AK Parti'ye oy vermiş seçmenin tepkisini alıyoruz. Çok ilginçtir bu. Yani ama hak da veriyor. Diyor ki evet dedikleri hak doğru. Veriyorlar evet. Ama size de tepkilerini koyuyorlar. Aynen doğru. Siz adeta bir sorunu dile getirdiğiniz zaman AK Parti'nin muhalifi şeklinde algılanıyorsunuz. AK Parti'ye düşman olarak algılanıyorsunuz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Biz Urfa'nın veya Türkiye'nin genel sorunlarını masaya yatırdığımız zaman bu Sayın Cumhurbaşkanımıza, Erdoğan'a olan bir tepkiden dolayı değildir. Biz bu sorunları dile getirirken sizlere gelmeyen mal ve hizmetlerin eksikliğinden dolayı bunları söylüyoruz. Bize tepki göstermenize gerek yok. Tepki göstermeniz gereken yer size hizmet getirmeyen o anlayışlardır. Bizler değiliz. O yüzden kimi zaman kendimi biraz geriye çeksem de dayanamıyor ve yine ortada olan sorunları gündeme getirmeye çalışıyorum. Evet. Her ne kadar tepki de alsak. Alalım şimdi, ya önemli değil ki. Yani, önemli olan ülkenin gerçekten yok, çok, şimdi bir hayır yani. Şöyle bir şey, bir gelecek hani bir beklenti içerisinde olsanız zaten burada gelip konuşmazsınız. O beklentimiz de olabilir yani. Bu hayır, öyle bir beklentimiz yani. Yok. Evet. Şahsım olarak söylüyorum. Anladım. Şimdi bir şey dediniz, belediye işte Urfa'ya yönelik işte Kenan Karataş'ın pek... Ama şehrimizden beklentileri olabilir. Yani biz de onları cevaplamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi ben Urfa ile ilgili olmasa dahi ben yüksek lisans bitirme projem feodal yapının yerel yönetimler üzerindeki etkinliğiydi. Hatırlıyorum. 110 sayfa hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Bakın. Kaç defa konuşmuştum. Evet, feodal yapının yerel yönetimler üzerindeki etkinliği. Şimdi ben bu yüksek lisans bitirme projesini yaptığım zaman inanılmaz şekilde okulda beğenildi. Hocalarımız davet etti ve şunu söyledi. Biz bunu dedi yüksek lisansta hatta sitelerinde halen duruyor. Yüksek lisans yerel yönetimler öğrencilerine benim bitirme projemi örnek kaynak olarak gösterdiler. Ders olarak demeyeyim, kaynak olarak gösterdiler. Kaynak ders. Evet.
Şimdi ben ona dayanarak belediyede meydana gelen sorunları dile getirmek istiyorum. Şimdi biz feodal yapının işte belediyeler üzerindeki etkinliğini derken, kastederken biz İstanbul'u bahsetmedik. Biz Ankara'yı, İzmir'i bahsetmedik. Ve şunu söylemiştim. Bizim burada feodal yapı olarak adlandırılan bu sistem Batı illerinde kapitalizmdir. Burada güç vardır, orada paranın gücü vardır. Evet. Anlatabildim mi? Yani yerel yönetimlerde siz Batı'ya baktığınız zaman işte para babalarının, kapitalistlerin, kapitalizmi kendisi ilke edinmiş belli grupların etkisi altında olan belediyeler vardır. Burada da işte ailesinden dolayı, sayı çoğunluğundan dolayı belediyeler üzerinde hakimiyet kuran bazı gruplar vardır. Şimdi bu konuda da ben sürekli olarak bazen eleştirilirim. Ben de feodal yapıya bağlıyım. Benim de geniş bir aşiretim var. Şuna hep karıştırdılar. Aşiretçilikle aşiret çok farklı bir olaydır. Biz hepimiz aşiretiz. Elbette. Hepimizin bir aşireti tabii, vardır. Evet. Ama biz asla aşiretçilik yapmayız diyorum. Yani şimdi tabii size yakın olması da bir şey değiştirmeyecek. Şunu söylerim. Biz belediyelerimizi bu feodalitenin pençesinden kurtaramadığımız sürece asla ve asla hizmet halka yansımayacaktır. Bana yakın olması demekle neyi kastettiniz? Sayın Belediye Başkanımızı söylüyorum. Ha, tamam. Evet, oradan söylüyorum. Bizim belediye başkanımız. Evet, evet. Sadece şey inşallah öyledir. Öyledir tabii. İnşallah öyledir. Ona evet. Emin değilim o konuda. Emin değilim. Şimdi örnek verebilirim size. Tamam. Buyurun. Ben Sayın Belediye Başkanımızı iki köye götüreceğim. Evet. Şu anda o köylerde özellikle program, bir aydır bana söylüyorlar, bir türlü söyleyemedim. Şimdi madem konu gelmiş, bunu tartışıyoruz, söyleyeceğim. Kışın belediye başkanım gelsin, orada 6 ile 12 yaşındaki çocuklar var. Asfaltla arasında 4 kilometre, birinin de 6 kilometre falan var. Kışın at arabasıyla asfalta kadar gitmek zorundalar. Neden biliyor musunuz? O köy CHP'ye oy vermiş diye. Şimdi siz buna tarafsızlık mı diyorsunuz? Şimdi AK Parti'yi gördüm. Bakın. AK Parti'ye çıkan köylere, oy çıkan köylere gidiyorum. İnanılmaz şekilde sizlerin de aynıdır. Evinin bahçesine kadar kilit taş döşenmiş durumda. Kapının girişine kadar asfalt yapılmış durumda. Evet. Ya sizler bu ülkenin vatandaşısınız. Sizler bu ülkeye vergi veriyorsunuz. Orada üzürlü olan dediğim köyde üzürlü 2 çocuk var. Onların servisi 6 kilometre önde duracak ve at arabasıyla oraya gidecek, servise binecek. Siz daha bana tarafsızlıktan bahsedeceksiniz. Bunu yapmayın. Bizim tezimiz de buna ilişkindi. Bir belediye başkanı mutlaka o makama oturduğu zaman parti rozetini indirmek zorundadır. Parti rozetini indirmek zorundadır. Evet, evet. Ben bunu Sayın Çiftçi ile ilgili söylemiyorum. Evet. Ben Doğu illeri ile ilgili bir sorun olduğunu söylüyorum. Ha biz memleketimizi Urfa'yı konuşuyorsak biz belediyemizi konuşuruz. Ama bu sistem Urfa'dan tutun ta Irak, İran sınırına kadar var olan bir sistemdir. Siz İşe alımlar, mal ve hizmet halka sunulması gereken tarafsızlık ilkesiyle sunulması gereken konularda doğal olarak bakın ben bunu sadece şu isim veya bu isim yapıyor demiyorum. Doğal olarak siz mensup olduğunuz feodal yapıya ayrıcalık tanımak zorundasınız. Bu Türkiye'nin, Urfa'nın demiyorum, tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu Türkiye'mizin doğu bölgesinin kanayan bir yarasıdır. O ayrıcalığı tanımazsanız siz bağlı olduğunuz aile içerisinde dışlanırsınız. Çiftçi için söylemiyorum. Ben de gelsem bakın. Ben de gelsem ben de aynı durumu yapmak zorunda kalacağım. Ama bunu minimize getirmeye çalışırım. Yani 5
10 tane eleman alacaksa ya ne kadar inkar edersek edelim. Yani bunu halk da görüyor, bizler de görüyoruz. 10 tane eleman alınacaksa kardeşim 3 taneyi kendi ailenden al. 7 taneyi halktan alırsın. Ama bizde sistem nasıl işler? 7'yi aileden alırsın. Ben de olsam yaparım. Tekrar söylüyorum. 3 taneyi de halktan alırsınız. Hizmetler, yapılması gereken hizmetler. 500 kilometrelik asfalt hakkınız varsa bu 500'ü 400'ünü kendinize kullanırsınız ve yandaşınıza kullanırsınız. 100'ü de referansta milletvekillerinin, bakanların belirlediği parti dışındaki isimlere yaparsınız. Burada biraz etkinliğinizi ortaya koyacaksınız. Gerekirse elinizi masaya vuracaksınız. Beni buraya getiren halktır. Ben buraya geldiğim zaman rozetimi indirdim. 500 kilometre asfalt döşenmesi gerekiyorsa bunu eşit bir şekilde dağıtırım diyebilecek bir duruma gelmelisiniz. Ve tekrar söylüyorum, bana iletilen sorunu söylüyorum. Bir köyde şu anda 18 tane öğrenci var. Bu 18 öğrencinin 2 tanesi özürlü. Tamamen özürlü. Biri kız, biri erkek. Bunlar şehre yazın gidebiliyorlar. Yazın servis giriyor bu köylere. Yazın dışında en ufak bir yağmur yağdığı anda bu köy yolu tamamen kapanıyor. Tamamen kapanıyor. O köy yolunun 18, adını söyleyin. Bakın 18 defa dilekçe vermişler. Kenan Bey. Bir dakika. Ya bir hayır dakika. Köyün adını da söyleyin. Hayır, kamuoyu da bilsin. Tepki almak istemiyorlar. Hayır canım. Şimdi niye tepki bakın, alsınlar ki? Ya, kendilerini şey isterseniz davet edeyim burada söylesinler. Yani yayında söyleyecek olursa bakın, şeyde de söylesin. Ya. Neden söylemiyor? Yani en doğan hakkıdır bu. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki. Evet. İnanın bana bugün o köyün ismini dersem o köyün başına gelmeyen kalmaz. O kadar da değil. Ben lütfen düşünmüyorum. Biz gördük. Hayır. Biz gördük. Vuracaklar mı? Vurmak dışında bu ellerinde olan o kadar büyük yetkiler var ki oradaki insanlara kan kustururlar. Ama niye sorunlarını dile getirdiniz diye. İsmini söylerseniz faydalı olursunuz diye söylüyorum. Ya niye gelsinler benden istesinler kardeşim? Ben niye milyonlarını önde söyleyeyim? İşte bu, varsa bir tane babayı git beni arayacak diyecek Kenan ki Bey, köyün ismini ver bana. Kenan Bey bu böyle olmuyor. Hayır, neden olmuyor? Bir saniye. Şimdi bir köylü. Bir köyü daha söyle. Müsaade et. Müsaade. Bir köyü daha söyle. Müsaade edin bakın, bir dakika. Size dokunduğu şimdi, için biraz. Hayır. Ben şimdi ben şimdi konuşurken bakın neler söyleyeceğim. Bir dakika ki. Ben sözümü bitireyim sonra hayır, size şimdi bir köy gidip kendine bakın, eğer asfalt istemese, yol istemese, bakın, şunu istemese, dilekçe vermese dilekçe, nasıl olacak? Bakın 18 defa dilekçe verdiklerini söylüyorum size, siz anlamıyorsunuz. Ha. 18 dilekçe vermişler, 60'a yakın imza vermişler. Ve ha, bunu 7 yıldır yapıyorlar. Ya Allah aşkına siz hangi ilçeye bağlı? Sivere'ye bağlı. Sivere'ye bağlı olan 7 yıldır niye dilekçe versin ki? Ne demek versin? Tabii. Bir fen işlerine bakın. Büyükşehir daha olanı da 2 yıl oldu tamam, ya. Tamam fark yıl etmez. Önce evet. Ve şimdi en son 6 ay önce 60 imzalı fen işleri daire başkanlığına imza vermişler. Evet. Bir milletvekilini aramışlar. Milletvekili halledeceğim demiş. 1,5 yıldır geçiyor. Evet. Şimdi bazı şeyleri gerçekleri konuştuğumuz zaman taraf olmayı bir tarafa bırakalım. Bu gerçek. Evet. Şimdi inanmayan fen işleri varsa, büyük şehir belediye başkanı varsa, Siverek belediye başkanı varsa ben şunu iddia ediyorum. Kışın gelsinler kendi özel arabalarıyla bu dediğim iki köye girebilirlerse ben kendilerine istedikleri hediyeyi alacağım. İstedikleri hediyeyi alacağım. Evet. Eğer giremezseler de o asfaltı yapsınlar. O çocuklara yazık orada. O özürlü insanlara yazık. 4 kilometre, 6 kilometre kimsenin onları çamurun içinde seyahat etmesine şeyi yoktur, hakkı yoktur. Evet, Kenan Bey bak. Şimdi o yüzden diyorum partiliyi bir tarafa bırakın. İnsanların bakın ihtiyacına göre cevap verin. İhtiyacına göre cevap verin. Evet. Bu benim akrabamdır, bu benim partilimdir. Siz bunu yaparsanız artık başka bir şey söylemiyorum. Ben size katılıyorum. Yani siz buradasınız hayır, diye de fazla ben, şey ben size katılıyorum. Ama şuna mesela
feodalın senin veya siyasetin büyükşehir belediyesi olsun, diğer belediyelerin üzerinde etkili olması, ondan sonra mesela bu iş, bilmem başka işte çıkarcı olayların kendilerine kanalize etmeleri kadar yanlış bir şey yok. Şunu söyleyeyim, bakın 25 yıldır hemen hemen bu şehirde gazetecilik yapan bir kardeşinizim. Birçok belediye başkanıyla çalıştım, birçok valiyle çalıştım, birçok milletvekiliyle çalıştık. Beraber gezdiğimiz oldu, beraber iç içe olduk, samimi olduk, gelen oldular, giden oldular. Hala da birçoğuyla görüşüyoruz. Hiç bu dönem kadar, bakın yemin ederek söylüyorum, bu dönem kadar bu kadar politize olan hiçbir belediye ne gördüm, tamam mı? Ne gördüm, evet, ne de yaşadım. Ve bir partinin de bu kadar belediyenin işlerine karışması kadar da öyle bir parti de görmedim. Bakın bir sürü belediye başkanı, ya belediye başkanları hep kendi partisinden seçilmez mi? Ya evet, il başkanı kendi belediye başkanıyla randevulu giderdi. Resmi bir yerde il başkanı belediye başkanının işine müdahale etmezdi. Olması gereken, tamam, o zaten. Yani il başkanı farklı bir şey. Mesela ben iyi biliyorum ki birçok il başkanı hakkında il başkanıyla belediye başkanları birbirlerine ters düştüler. İşleri görülmedi, şunlar bunlar. Şey noktasından size katılmıyorum. Şimdi bakın, büyük şehri savunmak gibi olmasın ama diğer belediyeleri de konuşarak geçeceğim. Şimdi büyük şehrin 3000'in üzerinde bağlı köy var. Kenan Bey, bakın siz 3000'in içerisinde sadece iki örnek verebiliyorsunuz. Neden? Bu CHP'li olduğu, hayır, için verdim. Bakın, bir dakika ki CHP'li ama CHP'li olduğu için verdim. Bir müsaade edin. Bakın ben de, evet, size HDP'li olup da köy yolları olanları nasıl yapılmış onu örnek verebilirim. Yine Bozova'da CHP'li olup da köylerin nasıl yapıldığını örnek verebilirim. Bunu Ceylanpınar'da da verebilirim. MHP'li olup da köylerin yapıldığını verebilirim. Bakın müferit şeyler olabilir. Bu çok doğaldır. Münferit şeyler olurken münferit şeylerle bütün hepsini getirip ya aynı noktaya koymak, bu da yanlış bir yanlışım. Ben Nihat Çiftçi'yi yakından tanıyan birisiyim. Yakından okuyan birisiyim. Nihat Çiftçi'nin anlayışında kesinlikle şey yok. Öyle bir düşüncesi yok. Bu bize oy vermiş. Buraya hizmet gitsin, buraya gitmesin. Emin olun, yemin, bak burada emin olun. Yarın gidin bunun analizini de yapın. Hemen yanı başımızda Tülmen var. Tülmen'i herkes bilir. Kırkpınar köyü var. Gidin bizim Kırkpınar'la, yani Can Bey köyleriyle, hani bu özel olduğu için söylüyorum ama Kenan Bey'e cevap olsun diye söylüyorum. Şimdi ben halkın sorunu getirdim. Hayır bir dakika ki Kenan Bey, müsaade edin. Münferit diyorsunuz. Hayır. Bir dakika, ben bir şey daha edeyim. Bir saniye ben devam edeyim. Ben tamam. Siz notunuzu alın. Hayır bir parantez açın. Siz bu olaylara münferit derseniz ben size binlerce münferit olay gösteririm. Hayır olabilir. Bakın, şimdi en basit bir örnek vereceğim. Özürlüler Dernek oradan birkaç üyeyle geçenlerde oturduk. Bana şunu söyledi. Dedi ki başkanım, televizyona çıktığınız ilk programda şunu gündeme getirin. Belediyeye bağlı bir engelli hastanesi. Şimdi bu da münferit. Şimdi siz sorunları aynen bir siyasetçi gibi bir AK Partili ağzıyla münferit diye geçiştirmeye çalışırsanız belediyenin, bizim burada belediyenin hastane yapma bakın, gibi bir yetkisi değil, yok ki. Belediyenin girişimiyle. Evet. Yani bir belediye başkanı bunu yapabilecek güçtedir. İsteyebilir canım, bu çok doğal. Onu söylüyorum. Bu mahsumane bir bakın, istek. Yani ben buna münferit siz demem ki, olsun tabii. Siz sorunları münferit hayır, diye geçiştirirseniz. Hayır ben sizin örneğinizi. Bir insan bakın ben lafımı bitireceğim. Bir insanla bin insanın farkı yoktur. Evet. Orada özürlü olan 7 yaşındaki bir çocuk bana milyonlara bedeldir. Ben olmasın demiyorum. Bakın yanlış anlamayın. İnsanları siz hayır, Kenan Bey, az sayı azdır diye hayır, bu münferit ben bir, öyle demedim. Hayır diyemezsin. Ben şunu söylüyorum, diyorum ki bakın 1300 köyü var. Bakın Büyükşehir'e bağlı 1300 küsür köyü var. Bu 1300'ün üzerinde, bakın Siverek'te de nereden bakarsanız 200 mezralarla beraber belki 300'ün üzerinde köy var. Siz mesela iki örnek verebiliyorsunuz. Ya Allah aşkına bu kocaman Urfa'da
CHP'ye oy veren iki köy mü var sadece? Bana iletilen sorun hayır, iki köy yok. Bakın. Neyse Kenan Bey. Araya gireyim mi? Hayır, ben biraz hayır, anlatamadığım şu. Hemen bitiriyorum. Ben bana, size anladım bakın, Kenan Bey. Bakın, ben belediye başkanı mıyım? Evet. Ben belediye başkanı mıyım? Hayır. Bakan mıyım? Hayır. Milletvekili miyim? Değilsiniz. Bana sadece iletilen iki köy. Tamam. Şimdi iletilmeyenlerin sayısını ben belediye başkanı değilim ki. Bileyim. Kenan Bey bakın siz bir sivil toplum örgütünün de başısınız. Bu size gelir. Siz bu sorunu deklare de edersiniz. İsimleri de verirsiniz. O zaman ben şunu sorayım. Haklı talepte bakın, de bulunursunuz. Tepki almıyoruz. Sizden alıyoruz şu anda. Efendim? Tepkiyi sizden almaya başladı. Halka gerek yok. Hayır ben belediye tepki vermiyorum. Hayır kesinlikle. Yok. O zaman hayır. Urfa Belediyesi inanılmaz şekilde başarılıdır Mehmet Bey. Hayır. Kenan Bey. Tarafsız, objektif. Hizmetleri sunmaktadır. Tamam. Ben burada kapatıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi ben birkaç şey anlatayım. Şimdi mesela biraz önce Avukat Bey anlattı ya. Evet katılıyorum. Gerçekten Büyükşehir'in kadrosu Büyükşehir'e yetecek bir kadro mu değil. Bak ben de mesela oradaki bir sürü ismi okuyabiliyorum. Bir sürü insanı tanıyorum. İşte belediye başkanını çok iyi tanıyabiliriz. Birimize çok yakın olabilir diye kalkıp işte efendim yok hayır orada yanlışlar yok orada bütün işler çok iyi gidiyor demek anlayışına kesinlikle giremeyiz bu doğru değil. Kadro değişikliği evet birçok ile göre emsal olarak gösterdiğin zaman ciddi bir revizyon şart. Yani kırsala hizmeti de özellikle söylüyorum. Belediye başkanı o yönde de eksiklikler var. Kırsaldaki yani evet şöyle. Ben buna bir açıklık getireyim. Yani şöyle bir durum var. Zaten bir belediye başkanı seçim günü belediye başkanlığını kazandığı an bir gün sonra mazbatasını alır almaz daha doğrusu o parti rozetini indirmeli. Yok şu CHP'li, şu MHP'li, şu i̇şte HDP'li, kardeşim, şu AK Partili bak, dememeli. Bir onu dile getireyim. Sorun şu. Şimdi eğer Kenan Bey'in dile getirdiği köyde siyasal kimlikten dolayı bir ayrımcılık varsa bu doğru yanlış, makul canım, bir yaklaşım elbette, değil. Elbette ki değil. Bu doğru, manada bakın bu evet. manada yani belediye başkanlarının tabii ki her köye, her mahalleye oy verdi vermedi diye bakmaksızın hizmet etme yükümlülüğü var. Ha bir ben Büyükşehir Belediyesi'ni değerlendirirken birçok hizmet yaptığı noktalar var. Bunu iade etmek gerekiyor. Ama ben de kırsalda sıkıntılar görüyorum. Evet. Ha kırsalda yıllarca uğraşılsa çözülmeyecek derecede çok sorunlar var. Mesela yollar. Binlerce köy var. O köylerin içerisindeki kiri taş meselesi, kanalizasyon meselesi, yani çevre meselesi, ağaçlandırma meselesi. Dolayısıyla yükleri fazla. Ben basit, kolay, hemen çözsünler mahiyetinde söylemiyorum. Bunları çözmek kolay bir şey değil. Ama nedir? Bu noktada bakın ciddi bir çaba sarf edilirse, iyi bir eforla çözülmeyecek sorunlarla değil. Yani bu manada ben... belediye başkanlarının iyi bir kadroyla daha güzel hizmetler yapacağı kanaatinde. Şimdi bak diyeyim. Kenan Bey, Avukat Bey, geçmişte Büyükşehir'i en çok eleştirenlerden birisi benim. Bugün yine eleştirenlerden benim. İllaki. Hatta 4-5 gün önce bizim gazetenin manşetine bakarsanız, yani ne derece nasıl eleştirdiğimizi projeler konusunda bunu görürsünüz. Yani biliyorum, bu çok biliyorum hani net ortada. Evet. Şimdi 1300 köyünüz var. Bakın mezralarla beraber 3000'in üzerinde mezralarla beraber köyümüz var. Düşünün siz Büyükşehir Belediye Başkanı olmuşsunuz ve bu sorunları gelin anlık çözün. Hakikaten bu akıl mantık işi değildir. Olay değil. Bu müthiş. Bana sorarsanız Urfa Büyükşehir'e hazır mıydı? Hazır değildi. Bakın yine biraz önce neyi konuştuk? Siz şeyi anlattınız işte. Haliliye Belediyesi'nin ve Eyyubiye Belediyesi. Bakın arada neredeyse 4 yıl geçmiş. Bu mevcut belediyelerimizin hala merkezi binaları yok. Yok. Gidin bakın neleri varsa hepsi kiralık. Hepsi kiralık ya. Ya her bir belediyenin belki 30-40 noktada kiraladığı yerler vardır. Şimdi söyle bir şey. Bu, Kenan Bey ben bunu şey yapayım. Bu bağlamdan hemen çıkayım. Siz yine konuşun. Evet. Bir araya gideceğiz. Ben aradan bir şeyi sonra de ekleyeyim bu konuyu. Evet. Müsaade edin. Tabii. Şimdi
Dediğim gibi hiçbir dönem kadar belediye başkanlarının bu kadar politize olduğunu ben görmedim. Yaşamadım. Kesinlikle. Hakikaten öyle. Evet. Bakın ne olursa olsun en basiti ya en basiti İşkur'dan bir eleman alınacaksa diyor ki git partiye üye misin? Soruluyor. Bakanlar ya bunun referans. Kadar bunun kadar bakın bunun kadar abes, bunun kadar cazip olmayan yani bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olur mu? Yani mahzun insan şimdi o zaman bu şehirdeki 2 milyon insan gitsin hepsi mesela AK Parti'ye üye olsun. Ya böyle bir şey o ve bunu İşkur'un müdürü soruyor. Git bana partiden diyor referans getir. Şimdi düşünün. Bir kurum devletin resmi kurumu bu kadar politize olmuşsa doğru mu? Bir belediye başkanı bu kadar politize olmuşsa bu vatandaş ne yapabilir? Bakın bizim konuşmamız gereken sıkıntılar bunlar. Aynı neden söylüyoruz. Bakın, neden bu kadar politize olmuşuz? Neden önümüze bakmıyoruz? Hangi parti ne yapıyor? Türkiye nasıl gidiyor? Gidişatımız nasıl? İlçelerimiz ne yapıyor? Bakın anlatayım biraz. Yani yine Kenan Bey diyecek işte belki yakındır bilmem ne. Ya şimdi çok fazla şimdi şey Büyükşehir yani. Belediyesi olduktan sonra yani hiçbir belediyenin altyapısı yok. İlçe belediyelerinin. Sadece merkez ilçelerdeki altyapı var. Yani Siverek'ten tutun Ceylanpınar'ına kadar. Hepsinin altyapısı yapılmış. Bakın. Hiçbir belediyenin arıtma sistemi yok. Hepsinde arıtma sistemi yapılmış. Hiçbir belediyede 10 dönümün üzerinde park yok. Bakın 10 dönümün üzerinde. Çok fazla demiyorum. 20 demiyorum ya. 10 dönümün üzerinde park yok. Ne yapmış? Bu mesela bazı ilçelerde 50 dönüm, bazı ilçelerde 80 dönüme yakın parklar açılmış. Yine bazı ilçelerde bakın çok güzel sosyal tesisler yapılmış. Ve şunu da söyleyeyim hani ben şuna da şahit oldum. Mesela Büyükşehir'in bazı ilçelerde yaptığı çalışmalar var. O çalışmaları ilçe başkanları sahip çıkıyor. Biz şunu yaptık, biz bunu yaptık. Ya bu ayıptır. Hakikaten bir başkasının çalışmasının üzerine oturmak, etik bir başkasının yani. Çalışmasını Abi. Kendi çalışmasıymış gibi afişe etmek, bunu halka sunmak bu doğru bir şey değildir. Bakın yapsınlar, etsinler ehle ve sene. Şimdi bir kaldırım döşemekle sadece belediye olunmuyor. Evet, şimdi bir araya gidelim. Hemen Kenan Bey, bitirdikten sonra Kenan Bey reklam, reklam süresini açtık. Araya gidelim, notunuzu alın. Aradan sonra tekrar evet, devam tamam, edelim. Tamam. Evet. Evet efendim, bizden ayrılmıyorsunuz. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar sizlerle beraber olacağız. Evet efendim programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Konuklarım her zaman olduğu gibi Doktor Sayın Kenan Karataş ve yine Avukat Sayın Halil Öncel ile beraberiz. Urfa'daki belediyelerimizi konuşuyoruz. Belediyeler ne yapıyor, ne aşamadalar, nasıllar, siyasetle araları nasıl? Tabii Kenan Bey'in o köyleri var, o köylerin de hal olması lazım öyle diyelim. Kenan Bey. Biz reklama girmeden hemen bir şey söyleyecektiniz. Sözünüzü de kestik, reklama girdik. Evet, buyurun oradan şimdi, devam edelim. Sonra başka bir konuya geçelim isterseniz. Şunu söylemek lazım. Yani hani biz burada sorunları masaya yatırdığımız zaman... Kenan Bey çay içince biraz sakinleşti ama. Evet. hayır, bazı haksızlık olunca gerçekten sesimi yükseltebiliyorum. Sizden de özür diliyorum. Estağfurullah. Yok olur mu canım? Artık bana alışmanız gerekiyor. Yani uzun yıllardır ekranlardayım. Dedim alışırız zaten. Haksızlık gündeme geldiği zaman gerçekten kendimi tutamıyorum. Ama çay da iyi geldi. Evet, iyi gelmiştir. şimdi biz buradaki sorunlar sadece Urfa'ya yönelik değil. Biz evet. Ne dedik? Antep'ten bu tarafa bütün doğunun bir sorunudur. Ve bunu iyimserlikle karşılamamız gerekiyor. İnşallah, ya Antep'te de var. Yani Antep'te de aynı şey var. İnşallah bu sorunları yani. Aşarız diyorum. Evet. Ha şimdi hani yol, kaldırım, su gibi hizmetler asla halka yansıtılmamalı. Yani bir de hizmet, minnet anlamında bakın, da sunulmamalı. Yani zorunlu değil, hizmet. Bütün, yani Büyükşehir, burada algı Büyükşehir olmasın. Ben evet. Bütün belediyeler için, ilçeler evet, için de söylüyorum. Tabii. Yani gidersiniz kaldırım taşını
kaldırırken, yerine yerleştirirken bir resim çekersiniz. İşte bizim belediye başkanı kaldırım döşüyor. Bir saniyedir kaldırım döşemez. İşin de o zaten. Şimdi bakın, değil mi? Belediyelerde yol, kaldırım, su gibi ana ihtiyaçlar asla lütuf olarak görülmemeli. Bu belediyenin yapmak zorunda olduğu temel hizmetlerdir. Yani siz işte kaldırımı yaptığınız zaman veya bir kanalizasyon açtığınız zaman, boru döşediğiniz zaman, yola çizgi çektiğiniz zaman bunu hizmet olarak işte ben bakın seçmenim, halkım, şehrim, ben size hizmet ediyorum diye yansıtırsanız ayıp duruma düşersiniz. Sizin aynen. Hizmet anlamı nedir biliyor musunuz belediyelerde? Sosyal yaşam kalitesini artıracak hizmetlerdir. Bu temel ihtiyaçların dışında olan hizmetlerdir. Yani sizin yürüdüğünüz kaldırım, gittiğiniz yol değil hizmet. Hizmet bir insanın evden çıktığı zaman yaşam kalitesini artırmasına yönelik kültürel hizmetler, sosyal evden hizmetler. Çıktın mı seçenek önünde 10 evet, tane evet, varsa evet, o evet, zaman hizmet var demektir. Şimdi, ama eğer yoksa saat 8'den sonra ben eve gitmek zorundayım, çekmek zorundayım. Lütfen kaldırımlarını evet. Yol çektik, yol getirdik, çöp terekesi, konteynerleri getirdik, size hizmet yapıyoruz diye çıkmayın ekranlara. Ekranları kirletiyorsunuz. Yani bunu bunlar hizmet değil. Çöp konteynerlerini reklam edip haber diye evet. Servis eden belediyeleri ben çok biliyorum. Ayıp. İsimini evet, çok vermiyorum ayıp. Yani ama bunu yapmayın bunları. Ha siz işte Ahmet amcanın, Ayşe teyzenin işte çıktığı zaman onların o yaşam kalitesini artıracak hizmetlere yönelik bir sunumunuz varsa çıkın biz de size ekranlardan alkışlayalım. Evet. Şimdi sayın biraz önce dediğim gibi hani avukat bey de değindi danışmanlar konusu. Ona kısaca değinip geçmek istiyorum. Yani hani ben şimdi siz Urfa sorunu dediğiniz için ben Antep Kars sorununu getiremiyorum buraya. Kıyaslama yaparsınız. Hayır tamam o zaman şöyle mi sormam gerekiyor? Evet. Antep Büyükşehir Belediyesi'nde kaç tane danışman çalışıyor? Bakmak lazım evet. Değil mi? Evet. Şimdi Antep Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bünyesine aldığı 20-30 tane danışmanın görevliliğiyle ilişkili olan eğitim durumu, uzmanlık durumu nedir? Antep'ten bahsediyorum. Uzman olması lazım. Tabii. Hatırlarım. Evet. Yani siz çıkın ekranlara deyin ki ben Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 30 tane danışman çalıştırıyorum. Bunun görevi budur. Ve uzmanlığı budur. Liyakat alanı şu. Liyakat anlamında. Anladım. Şimdi biz Antep'in Diyarbakır'dan beklentimizi Urfa'dan da bekliyoruz. Urfa bizim tabii en çok evet, Urfa'dan bekliyoruz. Urfa'yı da diyelim tabii değil mi? Evet, tabii. Hani konuşuyorsak Urfa'yı da konuşmamız tabii. Gerekiyor. Zaten amacımız bütün, bugün de Urfa'yı yani konuşmak. Sadece biz Büyükşehir Belediyesi evet. Değil. Hayır genel hepsini. De ben bekliyorum. Hepsini. Yani çalıştırdığınız evet. Danışmanların vasıfları nedir ve görevleri nelerdir? Ha bizim anlayışımızda şu vardır. Yani ya adı üstünde zaten da, danışman ne demek? Danışılacak kişi demek. Şimdi biraz da şu değil vardır. Değil mi? Yani bu demek ki proje sunacak, belediye başkanının önüne açacak. Şimdi particilik anlayışında şu vardır. Hani bazı rant kadrolar vardır. Bu da benim kendi görüşümdür. Urfa için söylemiyorum. Bütün partiler için konuşuyorum. Rant kadrolardan biri de danışmanlık statüsüdür. Bu dönemde çok var şimdi sanki. Bakın, ya, değil mi? Bir, avukat Bey hiç dikkatinizi çektiniz bunu mi? Bunu başkanların yani açıklaması düşünün, gerekiyor. Yani düşünün bir milletvekilinin... Bakın siz eğer birine rant sağlamak 5-6 istiyorsanız... 5-6 danışmanı var. Bakın, bir bakanın 60-70 danışmanı Bey, var. Siz birine rant sağlamak istiyorsanız en basit örneği danışmanlık adı evet. Altında işe alınınızdır. Kenan Karataş'ı danışman olarak alırsınız. Ayda 10 bin lira maaş verirsiniz. O kadar almıyorlar. 6 bin lira yok, alırsınız. Yok yok ben biliyorum maaşlarını. Şimdi örnek atıyorum evet. Diye söylüyorum. Yani 1000 lira alırsınız. Bir memur maaşı kadar bin lira alırsınız. Benim bildiğim kadarıyla da 10'a kadar çıkan danışmanlık maaşları var. O daire başkanları öyle. Şimdi aldığınız zaman hı hı. O şahsa işe gelip gelmemesi, ona bir şey danışıp danışmamanız çok önemli değildir. Sadece o ay başında gider,
maaşını alır. Aynen. Bu danışmanlık konusuna da bir çözüm getirirlerse. Ama genel sorun bakın o katılıyorum size. Ben hakikaten. Için demedim. Hayır yani bir yara. Hayır şunu düşünün. Türkiye geneli için söylüyorum. Bir bakanın 70 danışmanın olduğunu biliyorum. İşte. Yani evet. Yazık günahtır ya dediğiniz gibi yani bu ülkenin geliri, bu ülkenin işte harmanı yani bu kadar siyasete, bu kadar işte dediğiniz gibi kişiye ransal olarak sağlanması evet. kadar çirkin bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey olur mu? Yani bir bakanın olsun bilemediniz 10 danışmanı ya doğru mu? Bir başbakanın 150'den fazla danışmanı oluyor. Yani bunlar doğru şeyler değil. Cumhurbaşkanımızın mesela 70'in üzerinde baş danışmanı var. Herhalde 70 tane de danışman olsa o da 140-150 ediyor. Yani ben sizin gibi aynen paylaşıyorum. Bu anlayışa ben de karşıyım. Buna birilerinin dur demesi lazım. Hakikaten yani o dediğiniz gibi danışman kime olacaksa Büyükşehir Belediye Başkanı'na da olunabilir, milletvekiline de olunabilir, bakana da olunabilir. Ama ne olacak? Gerçekten danışılacak kişi olması lazım. Yani o bakanın önünü açacak, o bakana proje sunacak, proje geliştirecek. Doğru mu? Kenti hakkında veya Türkiye hakkında yani her alanda kendini yetiştirmesi lazım. Katkı sunması lazım diye düşünüyorum. Ben Avukat Bey bu konuda bir şey var mı? Yani bugün çok sakinsiniz ha. Yok. Vallahi şöyle, şöyle söyleyeyim. Yani belediyeler Şanlıurfa'da kültür seviyesini yükseltmek için sürekli bunu dile getiriyorum. Yine dile getirmek isterim. Özellikle gençliğe yönelik, çocuklara yönelik. Bakın. Çünkü Urfa yaş ortalaması itibariyle 19 yaş ortalamasına sahip. Türkiye'de yani ikinci gençlik merkezleri evet, var ama yeni yeni var. Ormasına gençlik merkezleri mesela, var. Eyüpiye'de de kuruldu, Haliliye'de de kuruldu. Evet. Bunu biliyorum. Mesela haberim büyük var. Büyükşehir Kaş evet. Kütüphane falan açtı, kütüphane şey yaptı. En son Esentepe'de açıldı, Karaköy'de yani açıldı. Bunları da görüyoruz. Var. Gece bunlar da iyi gelişmeler, olumlu gelişmeler. Daha iyi olabilir mi? Olabilir. Mesela Sukay. Evet. Önemli bir proje. Tabii. Yani şimdi bakın biraz vicdani olmak lazım. İyi şeyleri Cumhuriyet Parkı, iyi şeyleri yani. Tebrik etmek, olmayan şeyleri de eleştirmek hepimizin tabii, vazifesi. Tabii aynen öyle. Ben doğru. Mesela ulaşımda bir master planı olmalı mı? Olmalı. Belediye istihdam alanı yaratabilmeli mi? Yaratabilmeli. Evet. Yaratmalı. Ama sadece belediyelerin evet. üzerinde belediye olması o da doğru işçiler, değil. İşçiler bakın bırakın kadroyu, daire başkanlığını, işçileri bile liyakatla almalı mı? Almalı. Evet. Partizancılık doğru. yapmamalı mı? Yapmamalı. Evet. Bakın bu aslında Türkiye'nin bir hastalığı. Biz Urfa'yı değerlendiriyoruz. Aslında Türkiye'de de bu böyledir. Bir parti gelir, kendi yandaşlarını bürokrasiye alır. O parti iktidardan gider, başka bir parti gelir. Buna siyaset literatüründe partizancılık denilir. Bu DSP dönemi, yani ben bu dönemi doğru bulduğum için söylemiyorum. DSP döneminde, MHP döneminde, DYP döneminde, ANAP döneminde, bugün AK Parti döneminde genel manada bakın, Türkiye zaten sıkıntılarımızın temelinde de bu yatıyor ya. Türkiye'deki siyasal iktidarların genel manada bürokrasiyi liyakata göre tercih etmemeleri. Avukat Bey ben size parti bir duygularına örnek bakın parti duygularına göre şöyle tercih etmeleri ben, Türkiye'de bürokrasiyi sıkıntıya koyuyor. Şeyi söylemeyeceğim ama han bunu yazdığım için bildiğim için söylüyorum. Mesela Milli Eğitim'de bir kişinin şube müdürü olabilmesi için bu kişinin en az mesela 5 yıl bir okulda müdürlük yapması lazım. Bir kişinin il milli eğitim müdürü yardımcısı olabilmesi için en az 5 yıl milli eğitimde şube müdürlüğü yapması lazım. Yani bu dediğiniz şey hepsi 2002 seçiminden önceydi. O zamana kadar Türkiye'de gerçekten yani %50 de olsa, %60 da olsa bir liyakat sistemi vardı. Ama derseniz kişiye göre rant sağlanmıyor mu? Atamalar şunlar bunlar olmuyor mu? Oluyordu evet. Ama bu oran yüzde kaçtı? %15, %20'lerde. Ama şu anda ki Türkiye'deki tabloya baktığımızda maalesef liyakat tablosu %10'u bulmuyor. Bu hata bulmuyor. İşte bunun yani tolere edilmesi gerekiyor. Düşünün ya siz bugün avukatsınız. Çok rahatlıkla yarın herhangi bir ile hem de büyük bir şehre 2 gün, 3 gün bilemedim bir ay siz bir yere genel müdür yardımcısı olarak
gösteriyorlar. Hiç gitmediğiniz, hiç görmediğiniz bir kuruma gösteriyorlar. Üç gün sonra sizi İstanbul'a vali olarak atayabiliyorlar. Daha önce böyle bir sistem yoktu. Yani bir tekisi belediye başkanı atayamıyorlar. Son zamanlarda onlar da artık yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bunların Türkiye'den kalkması lazım. Türkiye'nin gerçekten ne olursa olsun liyakat sistemi ve resmiyeti elde bırakmaması lazım. Kişiye göre keyfiyat, partiye göre işte benim adamım olsun gitsin yerleşsin diye. Bu mantık yanlıştır. Bu mantık bize hep kaybedir. Hı. Bakın mesela Kamu Hastaneler Birliği vardı değil mi? Kuruldu. Hı. Yani 2004'te falan kuruldu. Bak 3 yıl sonra Kamu Hastaneler Birliği'ni darmadağın ettiler. Neden? Sistem çöktü. Sağlıkta sistem çöktü. Çökünce darmadağın. Şimdi yazıktır, günahtır. Mesela daha neydi Kamu Hastaneler Birliği kurulurken? Efendim sağlık tek çatı altında birleşecek. Tek çatı altında birleşecek sağlık dediği var ya, ona 20'ye bölündü. Siz bir imza attırmak için bakın, Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz, 1. İl Sağlık Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz, 2. Kamu Hastaneler Birliği'ne gidiyorsunuz, 3. Oradan dönüyorsunuz, o evrak hangi hastane ile ilgili, o hastaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz, 4. Bir de sağlıktan sorumlu vali yardımcısına gidiyorsunuz 5. Bakın ne oldu? 3 yıl, 4 yıl içinde sistem çöktü, bitti. Neyse bunları bırakalım. Kenan Bey de zaten yeterince değindi bu konulara. Biz de değindik. Şimdi Urfa'da çok tartışılan yeni bir konu, yeni bir gündem. Kent Konseyi. Evet. Kent Konseyi nasıl olacak? Kim gelecek? Kim gidecek? Bu oluşumun İşte biliyorsunuz 3-4 yıldır Urfa'da askıdaydı bu. Evet. En son başkanı da sevgili Sabri Dişili'ydi. Evet. Bizim de hepimizin çok yakından tanıdığı ve hepimizin de ortak arkadaşı. Gerçekten Urfa'yı özümsemiş ve Urfa'yı seven, Urfa için elinden gelen katkıyı yapmaya çalışan hem yazılarında da hem de kişisel girişimlerinde de her zaman ortaya koyan da bir isim. Ben şahsen Sabri Dişli'yi yani hem seven hem de takdir eden birisiyim. Tabii siz bilemem yani ne kadar evet. tanıyorsun. Bir en evet. son oydu evet. Kent Konseyi Başkanı. Şimdi yine çeşitli isimler geçiyor. İşte şu olacak, bu olacak. Netice itibariyle 3 gün sonra herhalde ayın 22'sinde mi? 26'sında pardon ben 22 biliyordum. Evet. Kent Konseyi'nin seçimi var. Siz de bu işi bayağı bir irdeliyorsunuz. Yani kent konseyi işte ne yapıyor, nereye gidiyor, nasıl olmalı onu da biliyorum. Bu kent konseyi bir açar mısınız? Evet. Neyin nesi? Urfa'da kent nasıl konseyi, olacak? Ne konseyi, yapıyoruz? Evet. Kısaca bir kent konseyinin evet. amacını, görevini söyleyip Urfa'ya geçelim. Kent konseyi bir kentin meclisi demek. Urfa evet. meclisi diye tabir edebiliriz. Sivil toplum örgütlerinden evet. oluşan. Genel manada evet. bir şehirdeki siyasi partiler... Belediye meclis üyelerinin bir kısmı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, baro temsilcisi, yine derneklerin temsilcisi. Kamu kurum çok yok sanki, üniversite var, evet, baro var vakıfların, değil mi? Vakıfların, kişiliği olanlar vakıfların var. Temsilcileri, sendikaların temsilcileri diye tabir ettiğimiz, hani bizim siyasette her zaman kullandığımız bir söz var, siyaset üstü bir oluşum deriz. Evet. Kent konseyi de sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşan bir oluşumdur. Bunun içerisinde belediye başkanları, il mülki amirler, yani vali bey yoksa temsilcisi, ilçelerde kaymakam yoksa yine temsilcisinden oluşuyor. Genel manada 7 kişilik bir yönetim kurulu var. Kent konseyinin amacı nedir? Kent konseyi bir şehirdeki hemşerilik hukukunu oluşturur. Bir şehrin modernleşmesini, bir şehrin yerel yönetimlerinin güçlenmesini, evet. bir şehrin belediye çalışmalarının gerçekten doğru olup olmadığını, bir şehirdeki yerel yönetimlerin saydam bir şekilde hareket edip etmediklerini, bir şehirdeki belediyelerin hesap verilebilme durumunu, yine denetimini, çalışmalarını, faaliyetlerini ve en önemlisi de bir belediye meclisine yol gösterici birçok rapor,
telkin ve tavsiye sunma durumu söz konusudur kent konseyine. Evet. Kent konseyi gerçekten Urfa açısından değerlendirecek olursak, yani Urfa'da evet Yusuf Sabri Dişi Bey'le ilgili görüşlerinize ben de katılıyorum. Değerli bir insan, Urfa için çaba gösteren, sosyal medyada dile getiren bir insan. İlk etapta kurucu başkan, yani daha sonra başkanlığını da yaptı. Bir dönem o değildi, ona yani başka bir isimdi. Sonra Sabri Bey oldu. Kısa bir süre sonra nedense askıya alındı. Bir işlerlik kazanmadı. Büyükşehir'den sonra evet. Askıya alındı ama. Evet, işlerlik kazanmadı. Urfa nedense belki de onun sonra elinde olmayan sebeplerle de olmuş olabilir. Dolayısıyla ben birçok oturumda Nihat Bey'e, Nihat Çiftçi Bey'e kent konseyinin muhakkak oluşması gerektiğini, bununla ilgili 3 defa da köşe yazısı yazdım. Çünkü Türkiye'de bunun örnekleri var. Bursa'da, Antalya'da, Adana gibi şehirlerde kent konseyi binlerce üyelerden oluşuyor. Büyük şehirlerde evet. Tek olmayan il Urfa. Evet. Onu bilelim. Yani. Evet, bununla ilgili bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanlığına, Başbakanlığına birçok da dilekçe gitmiş. Talep de bulunulmuş. Evet. Çünkü şimdi bakın Adana'yı, Bursa'yı, Antalya'yı gibi illerin konseylerini incelerseniz binlerce üyesi olan ve belediyenin önünü açan, belediyeye projeler sunan bir konsey. Urfa açısından kent konseyi nasıl olmalı? Bununla ilgili 2-3 tane farklı görüş var. Bir görüş, efendime söyleyeyim şimdiye kadar olmadı, şunun şurasında yerel seçime ne kaldı, olmasın. Yeni gelen belediye başkanı 2019'da görev alacak olan halkın seçtiği belediye başkanı kent konseyini oluştursun diye bir perspektif var. İkinci bir oluşum, ikinci bir düşünce, yani şimdiye kadar olmadı, katkı mı sundu, bundan sonra olmalı ve bununla ilgili zaten Nihat Bey, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı bir bilgilendirme mahiyeti birçok sivil toplum örgütüne haber gönderdi ve adres telefon belirtir şekilde başvurun artık 26'sında seçimi yapalım yeni, dedi. Yeni üyeler bu, için, delegeler bakın, için değil mi? Evet, çağrıyı yaptı. Üçüncüsü yani kim olmalı? Bir siyasi partinin ya da başka bir görüşün düşüncesiyle mi olmalı? Şimdi bununla ilgili de ben görüşlerimi belirteyim. Sonra Kenan Bey herhalde bununla ilgili yorum yapacak. Şimdi bir kere şimdiye kadar yapılmaması zaten olumsuz bir durumdu. Bu aşamada geç de olsa yapılmış olması, karar yani yapılacak olması, bununla ilgili karar alınması olumlu bir şey. Geç tabii ki, olsa tabii, bile. Tabii tabii. Evet, bu bir. İkincisi. Katılıyorum size. Kent konseyi belediye başkanının emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden bir konsey değildir. Ve belediye başkanının kadrosu da değildir. Değil tamam. Şimdi yahu işte bir sene sonra seçim var. Yahu yapmayın bunu. Etmeyin. Belediye başkanı göreve gelsin. Yeni belediye başkanı. Kim olacaksa. O kent konseyini oluştursun diyen kesimin bence kent konseyinden haberi yok. Çünkü kent konseyi bir belediyenin efendime söyleyeyim bir kuruluşu ya da bir belediyenin emri talimatı doğrultusunda ya da o belediyeyi öven, o belediyeyi hep takdir eden, tavsiye eden bir kurum arka değil. Kuruluş değil. Değil. Evet. Gerektiğinde eleştiren, hesap soran bir kuruluş. Bir sivil toplum örgütü. Dolayısıyla ben o görüşe de katılmıyorum. Urfa zaten şimdiye kadar böyle bir oluşumdan yoksundu. Bu oluşumun bir an önce yapılması bence sağlıklı bir karar. Ha, kim olmalı noktasında benim evet. görüşüme göre kent konseyi başkanı bir kere sivil toplumun içerisinden gelmeli. İki, siyasi ikbal düşünmemeli. Kent konseyini siyasete bir basamak olarak düşünmemeli. Üçüncüsü, siyasi kaygılarla getirilmemeli. Dördüncüsü, Şanlıurfa'yı tanımalı, Şanlıurfalı'yı tanımalı, Şanlıurfa'nın sorunlarına sahip hakim olmalı. Bakın, beşincisi, eğer kendi geleceği, siyasi fikri ve Urfa bir kenarda olacaksa üçüsü, Urfa'yı tercih edebilmeli. Yani Urfa'nın geleceğini, Urfa'nın sorunlarının çözümünü kendi siyasi görüşünden ve kendi siyasi ikbalinden, kendi bireysel ikbalinden de daha çok önemsemeli. Bu manada diyorum sivil toplumun evet. içerisinden gelmeli. Bakın gerçekten dünyada
Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş ülkelerde sivil toplum ve bu konseyler, ki bu Birleşmiş Milletler'le ortaya çıkan bir süreç, kent konseyi süreci. Dünyada sivil toplum dediğimiz şey siyaseti yönetiyor. Ülkemizde siyaset sivil toplumu yönetiyor. İşte ülkemizin modernleşmesi için ve şehrimizin modernleşmesi için. Yani benim için, de çok karşı olduğum bir şey. Yani şehrimizin de modernleşmesi için. Hem yazımda yazmışım hem şey yapmışım. Ülkemizde de şehrimizde de modernleşme için sivil toplumun siyasetin önünde siyasete yön verebilme kabiliyetine sahip olması lazım. Çok doğru. Ama bu olmuyor. Bakın dikkat edin, ilgi çekicidir. Bu sosyolojik bir tespittir Urfa için. Israrla ve inatla söylüyorum her zaman. Urfa'da birçok sivil toplum örgütü lideri aslında siyasi amaçla, gelecekte siyasete bir yere varma maksadıyla sivil toplum örgütünün başına geçiyor. Ama Urfa'da hiçbir sivil toplum örgütünün lideri, STK'nın lideri, ilginizi çekerim Mehmet Bey, hiçbir zaman siyasete de bir yere varamamıştır. Niye varamamıştır? Çünkü sivil toplum sadece siyasete bir basamak olarak kullanılırsa başkan da başarısız olur. Ben Mersin'de de 3-4 yıl yaşadım. Orada sivil toplum örgütünün liderleri şehrin siyasi atmosferini değiştirebilirdi, eleştiri ve telkin manasında. İnanın siyasi partiler gidip sivil toplum örgütünün liderine yalvarırlardı listeye almak için. Belediye başkanı etmek için teklif ederlerdi. Kabul etmeyen de oldu, eden de oldu. Nereye geleceğim? Şimdi bizde öyle değil. Diyor ki ben bu kurumun, işte bu STK'nın başkanı olayım, hiç eleştirmeyeyim ya da hep takdir edeyim. Ya şimdi eleştiri hastalığı da doğru değil. Gerektiğinde takdir edeceksin tabii ama STK'nın misyonunu bilmediği için inanın siyaset o STK'yı ve başkanını ciddiye de almıyor. Tabii. Dolayısıyla Urfa'nın gelişimi, Urfa'nın değişimi, Urfa'nın modernleşmesi için bir an önce ve en önemlisi liyakat usulüne göre, bakın ayın 26'sında seçim var. Biz buradan konseye üye olan, konseyde temsilci olan, konseyin yönetimine girecek ve başkanı olan kişilere şimdiden ben mesela bunu söylemek isterim. Ya oluşumunuzu liyakata göre yapın. Bu şehir liyakatsizlikten nerelere geldi? Bakın liyakat çok önemli. Evet. Yani bir sosyoloğu hiç bilmediği sağlık alanına siz yönlendirirseniz, ya da sağlıkçıyı hiç bilmediği hukuk alanına yönlendirirseniz, hukukçu hiç bilmediği basın alanına yönlendirirseniz, orada konumlandırırsanız bir şey yapamaz. Türkiye'de işin, bu yapılıyor zaten. İşin ehline, yani bakın düşünün, işin ehline bunu vermeleri gerekir. Şey, tarih öğretmeni, hastanede müdür. Doğru atıyor. Değil yani. Abi, cami imamı yine hastanede müdür. Olay bu. Yani yine cami imamını getirmişiz. Türkiye işte Devlet Demir Yolları'na müdür yapmışız. Yani şimdi sorun bu. Alanda uzman olması. Dediğiniz doğru. Ben katılıyorum. Kaç isim geçiyor mesela sizdeki bilgi benim var mı? Benim duyduğuma göre isim vermeyelim ama. Yani ben yani şimdilik, kim olur kim olmaz. Şimdilik iki ismin kulis çalışmaları yaptığını biliyorum. Sabri Bey'in düşünmediğini duydum mevcut başkan olduğu için. Yani onun böyle bir bence sosyal medyadan açıklama yapmış. Benim talebim yok, düşüncem yok diye. Ama iki ismin kulis çalışmaları yaptığını biliyorum. Onun dışında hani açıkçası çok fazla böyle ilgilenen, yani hani ne oluyor, ne bitiyor, kim aday. Benim yani şahsen bir Urfalı olarak kaygım şahıslar değil. Ben şahıslar üzerinden tartışma yapmayı doğru bulmuyorum. Daha çok yani aslında daha çok bakın evet. Şahıslar üzerinden tabii. Yo, doğru hayır, bulmuyorum. Gitmek doğru daha değil. Çok ben de katılıyorum. Ben tabii. Profil çizdim. Aynen. Yani hani siyaset diyelim ki siyaset ikbal düşünmemeli şu bu bir profildir. Dolayısıyla hayır, ben de zaten burada isimlerin afişe edilmesinde ben doğru, evet. Şeyim. Yani sadece doğru. Sabri Bey'in ismini verirken evet. Neden verdim onu da söyleyeyim. O başkan mevcut Sabri başkan. Sabri Bey evet. Hayır daha önceki başkandı. Aslında evet, mevcut başkan diye bir şey de yok zaten. İstifa oluşumu evet. Olmamış. Ben Sabri Bey'in ismini vermekte de bir sakınca yok. Hayır sakınca yani, yok da şöyle var Kenan Bey. Bu şimdi şöyle. Demiyoruz zaten. Hayır hayır yani mesela adaydır diyebilirsiniz. Hayır hayır şöyle. Şimdi yarın siz de aday olabilirsiniz. Tabii. Evet. Ben de olabilirim. Yani netice itibariyle şimdi biz burada iki isim söylersek
Evet. Yarın üçüncü bir isme haksızlık olmuş olur. Veya dördüncü bir isme haksızlık yapmış ben oluruz. Ben şey olarak düşünüyorum. Yani şey anlamı, başkanlığı... Ya da onlara söz hakkı vermiş oluruz. Evet. Adam diyecek evet. Ya siz çıktınız televizyonda Ali Veli söylediniz ama benim ne suçum var? Yani o açıdan ben söylüyorum. Yoksa dediğiniz doğru söyleriz geçeriz. Ne olacak? Keşke kesinleşmiş 5 aday olsa. O 5 adayı burada derdik şu. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bakın, ama yine avukat evet. Bey'in dediği en gibi önemli, en liyakat, önemli, evet. Urfa'yı gerçekten tanıyan, bilen, sıkıntılarını yerel bilen, yönetimlerin görevini bilen. Ve bir evet. De kent konseyinin başkanı şöyle, yani yer geldiğinde dışarıda da sizi temsil edecek. Tabii. Türkiye sunumlar kent, yapacak, kentler, evet. Tabii sunumlar kent, yapacak, tabii. Gerektiğinde uluslararası alanda konuşacak yabancı evet. Dili. Vizyoner olması yani gerekiyor. Yani vizyoner tabii, hem misyonu hem vizyonu olması gereken bir isim olmalı. Kenan Bey siz ne diyorsunuz kent konseyi? Şimdi yani kent siz... konseyinin dayanağı 1393 sayılı belediye kanunu 76. maddesine dayanır. Aynen. Yani bir kanunla. Doğru abi. Aynen evet. Öyle doğru. Şimdi bugüne kadar ben Urfa'da kent konseyinin... Bak siz maddeyi söylemediniz ama Kenan Bey söyledi şimdi işte. Şey bak. Yani... Kanun maddesine girmeye gerek hani ya, daha çok olsun. Toplumun, insanlar bilsin toplumun diye. Anlayacağı evet. Şekilde i̇nsanlar yoksa insanlar yani kanuna dayandığını bilsin diye ben aslında söyledim. Şimdi kanun değil kent konseyi yönetmeliğine dayanır. Yönetmelik yönetmeliğe dayanır. Belediye kanununun 76. maddesi aynen. Kent konseylerine yer verir. Tabii, onu söyleyeyim. Yani bir belediye kanunu yönetmelik de kanunla çıkıyor evet, ama. Kanun tabii. Kanundan sonra yönetmeliktir. Yönetmelik kanuna evet, aykırı evet, olamaz. Aynen. Yani bu hukuk tekniği olduğu için ben daha çok toplum diliyle mevzuyu anladım ben. Hayır ama. Yani vatandaşın zihnindeki şu soruyu gidermek için söyledim. Yani bu kent konseyi işte bir dernek gibi bir kuruluş değildir. Değil tabii. Onu söylüyorum. Yani. Bir dernek değildir. Veya işte 3-5 kişinin bir araya gelip işte valiye dilekçe vererek kurduğu bir oluşum değildir. Tabii bu doğru. 5393 evet. Sayılı belediye kanununun 76. maddesine dayanarak kurulan bir oluşum ve her diyor. Ferdi de ilgilendiren bir oluşum. Onu evet. Özellikle belirtmek istedim. Ama her nedense bugüne kadar Urfa'da kent konseyine gereken önem verilmedi. Evet. Yani şimdi ben batıda bildiğim birkaç yer var. Örnek olarak onları da gösterebilirim. Buralardaki kent konseyinin işleyiş tarzı Urfa'daki işleyiş de çok farklıdır. Süreçleri inanılmaz birbirine zıttır. Şimdi nedir işte kent konseyi bulunduğu kentin vizyonunu dışarıda temsil tabii, etmek. Tabii her olur. Anlamda evet. Evet. Bulunduğu vatandaşlarının yani hemşehrilerinin dışarıdaki hak ve hukukunu gözeten bir oluşumdur. Ondan sonra kentteki belli projeler üzerinde, eksiklikler üzerinde bir araya gelerek raporlayıp bunu gerekli mercilere gönderen bir oluşumdur. Ama ne yazık ki hepimizin de yakından gördüğü gibi bizdeki kent konseyinin böyle bir hizmeti olduğunu diyemiyoruz. Yani veya ben kendi şahsım olarak söyleyeyim. Yani bugün belki bizi izleyen binlerce vatandaş kent konseyi ismini ilk defa duyuyorlar. Yani o da var tabii. Değil doğru, mi? Doğru. Yani evet. Kent konseyi nedir? Yani Urfa'da ne yapar? Kimlerden oluşur? Bunun bilincinde olmayan, farkında evet. Olmayan yüz binlerce vatandaşımız olduğundan eminim ben. Neden? Evet. Çünkü kent konseyinin hizmetlerini görmedi bunlar. Kent evet. Konseyinin işte Urfa dışında, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de veya herhangi bir batı illerinde kendini koruyan, kollayan bir konsey elemanını tanımadılar. Evet. Üyesini tanımadılar. İşte o kent konseyinin başkanının kim olduğunun farkına varamadılar. Veya İşte Urfa'da herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman kent konseyinin telefonunu arayıp bu sorunumuz veya işte burada bir parka ihtiyacımız var, burada böyle bir engelli hastanesinin olması gerekiyor, işte bizim sağlık ocağımız eksik, bu tür problemleri dile getirilmedi. Neden getirilmedi? Kent konseyinin varlığı bilinmiyordu. Varlığı bilinmediği için de orada bulunan kent konseyi üyelerinin
hizmetle herhangi uzaktan yakından bir alakası olmalı. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi sorun 2014'ten günümüze kadar kent konseyinin herhangi bir faaliyetini görmüyoruz. Yani tamamen perde arkasında, hatta sümen altı edilmiş bir konsey var. Ya diğer mesela illerle kıyaslarsanız dediğiniz doğru, evet, çok aktif öne çıkmış hareketi yok. Kesinlikle. Yani, sümen altına itilmiş bir konsey var. Ne olduysa birden işte son 3 ay içerisinde taleplerin, üyeliklerin arttığını görüyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Yani acaba veya sizce hizmet aşkıyla yanan bir grubun oraya girme isteği mi bu? Belediye yani, başkanının açıklamasından kaynaklı. Hayır, şunu söylüyorum. Genel kurula çağırıyor. Evet, biz buraya girelim de şehrimize hizmet edelim, eksiklikleri gündeme getirelim, raporlayalım, bunu ilgili mercilere sunalım. İstekler hakkında söylüyor. Talep edenler hakkında, yani o çağrıdan sonra. Ben, şehrimiz insanı başbakan geldiğinde şimdi, fotoğraf çektiriyor yani, biliyorsunuz. Onu yani söyleyeyim. Öyle şimdi hizmet aşkıyla mı? Yani. Ben bir yere geleceğim. Evet. Hizmet aşkıyla mı gidiyorlar? Diyorlar ki Urfa'nın sorunları. Anlatabildim mi? Biz de maalesef, üzülerek söylüyorum, biraz önce sizler de bahsettiniz, bu ülkemizin ve bir basamak üstü olmak üzere Urfa'nın kangren bir sorunu olan siyasileşme sürecidir. Yani bugün baktığınız zaman işte spora il başkanı müdahale ediyor. Milletvekili müdahale ediyor. Bakan müdahale ediyor. Etmiyorlar, içindeler. İçindeler, içindeler. Onu yani, söyleyeceğim. Biraz daha siz ileri gittiniz, üçe çıktınız. Etti desek yanlış olur. Evet, içindeler. İçindeler, zaten. Bizzat yani. İçindeler. Evet, evet. Şimdi diğer, hani ben iyi olan, işte gerçekten görevini yapan sivil toplum kuruluşlarını bir tarafa bırakıyorum. Var mı Urfa'da? Var, bakın var. Şimdi yok var değil. Diyelim de çok az. Şimdi var diyelim 100'e 500'e yakın. Şimdi ben yok diyeceğim, Kenan Bey diyecek ki ben varım. Yok yok. Hayır hayır. Evet. Şimdi sivil toplum kuruluşları 500'e yakındır, evet, Urfa'da. İrli ufaklı tabela olan, olmayan, hizmet eden, etmeyen. Ben genel bakın, itibariyle bakarım. Şimdi 500'ün yani, içerisinde evet, ayırdığınız zaman 10 taneyi bırakabilirsiniz bu, evet, köseye. Evet. 10 taneyi bakın. İşte o kadar. 490 işte, taneyi ben siyasetçilerin koltuğu altına girmiş STK'lar olarak. İşte o 10 taneye de güç diyemiyorsunuz. Şimdi sorun bizdeki burada. STK anlayışı veya işte bugün kent konseyine ben döneceğim. Kesinlikle siyasi kaygılar taşıyan oluşumlardır. Yani biraz önce avukatın bahsettiği gibi ben bir STK'ya girerim, STK başkanı olurum. Milletvekilleri beni ziyarete gelecek. Ben önemsenen bir konumda olacağım. Olamıyorlar. Neden olamıyorlar? Çünkü hiçbir milletvekili veya bakan gidip işte bu tür kurulmuş olan, kurulan STK'ları ziyaret etmezler. Tam tersine, aksine bu dediğimiz 490 tane STK bir milletvekili geldiği zaman gider havaalanında bekler. Bir bakan geldiği zaman gider kapılarda bekler, bir merhaba, bir resim çektirebilmek için. Şimdi oysa Avrupa'ya baktığımız zaman, Avrupa ile kıyasladığımız zaman asla bir STK başkanı, bir milletvekilini, yani boş verin onunla telefon görüşmesini. İnanın bana, milletvekili gelir kapıda bekler, bir saat iki saat randevusunu alıp öyle girer içeriye STK'nın kuruluşunun içine. Öyle bir pozisyondadır. Biz bu anlayışı bırakmadığımız, terk etmediğimiz sürece siyasi kaygılar taşıyarak, makam kaygısı taşıyarak, belediye başkanı beni danışmanı alacak, milletvekili beni kalem müdürü yapacak, bakan beni danışmanı yapacak anlayışıyla hizmet ettiğimiz sürece bu memlekete hiçbir yararı olmayacak. Aksine Türkiye'de olan Urfa zihniyetine kötü yansımasına yol açacaklardır. Bunun önlenmesi gerekiyor. Ha, kent konseyine geldik. Benim bildiğim kadarıyla 6 veya 7 tane aday vardı. 7'sinden 5'i bir ve diğer adaya ile ilgili lehine çekilmişlerdir. Onları destekleyeceklerini söylemişlerdir. Şu anda tahminime göre iki isim var. İki ismi söylemeyiniz dediniz. Ben de söylemiyorum. Yani bu iki gerek. İsim üzerinde duruluyor. Mesela o beşi çıksa dese ki biz de varız. Bu sefer onlara ancak bir ismin biraz daha bir adım önde olduğunu biliyorum. Çünkü
o lehine çekilen diğer STK'lar adayların onun lehine çekildiği için avantajlı duruma geçtiklerini biliyorum. Bu adayın. Şimdi kent konseyi bizim düşündüğümüz profilde bir çizgi çizecek mi? Ben asla inanmıyorum. Bakın asla inanmıyorum. Şimdi siyasetin bulaşmadığı veya mevcut iktidar siyasetinin bulaşmadığı hiçbir alan kalmamıştır. Sivil toplum kuruluşlarından tutun, sporlardan tutun, aklınıza gelebilecek özel, tüzel her tarafa, firmalara bir nevi aşlanmış durumdalar. Siz oradan siyasetin bulaştığı veya bizzat içinde yer aldığı bir oluşumdan asla halka yönelik bir hizmet bekleyemezsiniz. Eksikleri dile getirecek bir örgüte sahip olamazsınız. Şimdi düşünün, siz kent konseyi içindesiniz ve Urfa'da kangren olan birkaç sorunu dile getirmeye çalıştınız. Nedir bunlar? İşte Urfa'da uyuşturucu 14 yaşına düştü. İlkokulların önünde satılmaya başladı. 10 yaşına düştü. Siz indiriyorsunuz. Uyuşturucudan hemen geçtik. Tefecilik bitti. Olay artık tefecilik evi yakmaya başladı. Ve alenen yapılmaya başlıyor. Onun dışında aklınıza gelebilecek fuhuş. Özür dileyerek söylüyorum. Fuhuş artık Urfa'yı kapladı. Yani siz kent konseyi olarak kalkıp bunları dile getireceksiniz. Mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü belli bir siyasi partinin hükmü altındasınız, himayesi altındasınız. Siz bu sorunları dile getirdiğiniz zaman bir anlamda iktidar partisine leke sürmüş olacaksınız. Bulunduğunuz belediye başkanına leke sürmüş olacaksınız. Bu da haddi aşmış olacak. O yüzden haddini aşmış olacak ve orada onu asla barındırmayacaklardır. Bu yüzden kent konseyi Urfa'da görev yapacağını zannetmiyorum. Şu anda başkanlığı için uğraşanlar da siyasilerdir. Oraya bir anlamda iktidar parti içerisinden gösterilen adaylar arasında bir çekişme vardır. O çekişmenin sonucu ne olur bilmiyorum. Temennimiz ülkesine, milletine, halkına ve kentine yararlı bir konsey olurlar. Evet. Şimdi evet, gerçekten kent konseylerinin oluşumlarına baktığımızda hakikaten çok güzel sunumlar, çok güzel örnekler, çok güzel çalışmalar ortaya koymuş kent konseyleri var. Yani bunun birçok örneğini ben size çıkarabilirim. Mesela Kayseri'de dünya kadar büyük şehirlere ve diğer küçük belediyelere ve hatta dönemin kendi bakanlarına, yani Kayseri buna Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül de dahil dünya kadar sunum yapmış. Kent konseyi proje sunum yapmış. Şimdi aynı şekilde Bursa'da kent konseyi harika çalışmalar yürütmüş. Yani işin başındakiler oturmuşlar, şey düşünmemişler, siyasi düşünmemişler. Neyi düşünmüşler? Yaşadıkları kenti düşünmüşler. İnsanları düşünmüşler. Bu şehre nasıl katkı sunabiliriz? Nasıl biraz daha geliştirebiliriz, güzelleştirebiliriz diye düşünmüşler. O şekliyle hem büyükşehir belediyelerinin başkanlarının önüne, hem kendi bakanlarının önüne ve hem ilçe belediye başkanlarının önüne herkesin oranına göre herkesin o çevresine göre, yönettiği yere göre proje koymuşlar. Şimdi aynı şey Gaziantep'te kısmen olduğunu biliyorum. Ve örnekleri çoğaltabiliriz. Yani en çok aslında benim bir örneğim de Antep'te. Bir Antep'te en çok şeyde var çünkü. İstanbul. Yani evet. İstanbul'da bu işte gayet aktif bir kent konseyine sahip. Şimdi dediğiniz gibi kent konseyi sivil toplum örgütlerinden oluşur. Sivil toplum örgütlerinin ana teması ne olması lazım? Bağımsız olması lazım. Yani hangi siyasi parti olursa olsun o siyasi partide şöyle, yani başkan elbette ki bir düşüncesi olabilir, ideolojik bir düşüncesi olabilir, bir partiye sempatisi olabilir, hatta bir partiye gönül de vermiş olabilir. Bunlar çok doğal şeylerdir. Bunlar üçümüz için de geçerli. Yani belki üçümüzün ayrı fraksiyonlardan olabiliriz. Ama
ortak payda Urfa olunca, kalkınma olunca, gelişmemiz olunca ne olursa olsun o görüşlerimizi bir kenara koyup o ortak payda da buluşmamız lazım. Maalesef bu kanı ve bu düşünce bugüne kadar Urfa'da olmadı. Urfa'da hep siyaset önde gitti, hep siyasi düşünce önde gitti ve hep siyasi düşünceye biat kültürü önde gitti. Tehlikeli olan aslında bu. Mesela sivil toplum örgütlerine bakın. Geçmişte HDP için de söyleyebilirim bunu. MHP için de söyleyebilirim, CHP için de söyleyebilirim. Bu partiler içerisinde müferit olan bir hatadan dolayı Urfa'da 50-60 sivil toplum örgütünün bir araya gelip kınama yaptığını hepimiz şahidiz. Ve bunu defalarca da gördük. Yani hem televizyonlar hem gazeteler bunu yayınlamış. Şimdi aynı hataların yani misliyle iktidar partisinde olduğu zaman aynı sivil toplum örgütüne bunu sorduğunuzda hadi buyurun. Sessiz. Bakın daha vahimi var. Daha kat be kat vahimi vardı. Buyurun. Orada suskun. Suskunlar. Yani kesinlikle iktidara karşı veya iktidarla herhangi bir yarışın içerisine Urfa'daki sivil toplum örgütü girmek istemiyorlar. Kenan Bey'in işte o %10 dediği de 500'ün üzerinde 10 sivil toplum örgütü veya %10 kategorize, gerçi %10'a da tekabül etmiyor. O da yüzde herhalde 1'e mi tekabül ediyor. Şimdi onlar da tamamen iktidar partisiyle farklı, çok farklı yani ters orantılı düşüncedeler. Ben yani ve bu gibi çalışmalar olduğu zaman da bu işte bu tür şeylere talip olan sivil toplum örgütleri o biraz aşırı düşünen, aşırı ideolojik düşünen sivil toplum örgütlerini de maalesef bu türlü oluşumların içerisinde almıyorlar. Ve bir ikincisi iktidar partisi bunları da görmek istemiyor zaten. Görmüyorlar. Evet. Bakın bu da bir tehlike. Yani ne olursa olsun eğer o sivil toplum örgütü ise o sivil toplum örgütünün temsil ettiği belli bir kitle varsa ya farklı düşünebilir. Gidin onları da dinleyin ya da davet edin buyurun onları da dinleyin. Ben mesela geçmişte bir toplantıya katıldım. Sivil toplum adı altında bir toplantıya katıldım. Ki yani benim de üye olduğum veya yönetiminde olduğum 4-5 sivil toplum örgütü var. Birisinin adıyla o toplantıya çağrılmıştım, katıldım. Tahminen 22-23 kişi var. Yani o toplantıda. Toplantıyı yapan işte hükümet kanadında etkili bir isim. İsmini vermek istemiyorum. Şimdi ben orada katılımcıları saydım. Avukat Bey, 22 kişi katılımcı var. Sivil toplum örgütü diye katılımcı var. Bunların 19'u AK Parti'nin içerisinde insanlar. Mesela birinin ismini vereyim. Birisi de Uğur Beyazgül'dü. İl başkanının kardeşi. Yani Zeynel Abidin Bey'in kardeşi. Şimdi toplantıyı yapan Zeynel Abidin Beyazgül katılımcı, kardeşi sivil toplum örgütü. Öbür tarafa bakıyorsun katılımcı il yönetim de ikinci başkan. Öbürüne bakıyorsun encümen. Öbürüne bakıyorsun işte falanca ilçenin yönetiminde. Öbürüne bakıyorsun. Şimdi sivil toplum örgütü, buna siz sivil toplum örgütü diyemezsiniz. Ben o isimlerin hepsini tek tek yazdım. O yetkili arkadaşlara verdim. Dedim siz zannediyorsunuz geldiniz Urfa'da sivil toplum örgütleriyle toplantı mı yaptınız? Siz dedim kendi partinizle toplantı. Ya hepsinin unvanını da karşısına yazdım. Bu budur, bu şudur, bu budur. Şimdi kent konseyinde de bizi bekleyen yine böyle bir tehlike var. Bakın kent konseyi eğer amacı doğrultusunda hareket ederse, amacı doğrultusunda işletirse hakikaten Urfa'ya çok şey katar. Katılıyorum yani Urfa'nın her alanda önünü açar. Düşünün yani siz sadece bir sivil toplum örgütü değilsiniz. Değil mi? Biraz önce siz saydınız. Tek tek isimlendirdiniz işte.
bütün sivil toplum örgütleri olacak, tüzel anlamda olan kurumlar içinde olacak. Evet. Ve düşünün ya, o düşüncelerin hepsinin bir araya geldiğini düşünün. Ayda bir de olsa, iki ayda bir de olsa bu düşüncelerin ortaya koyduğu mesela projeleri veya vizyonu veya işte ne diyelim önerileri, görüşleri düşünün. Doğru mu? Bu hangi belediye başkanına iletilirse iletilsin veya hangi milletvekiline, bakana, hatta bunlar hükümete bile öncülük edebilecek girişimlerdir, kalkınmadır. Zaten ama en önemli görevi toplumla siyasetçi arasında köprü vazifesi görebilmesidir. Ama evet, şunu da... Şimdi mesela örnek vermek gerekirse Büyükşehir Belediyesi'nin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi pazartesi günü, yarın evet, toplanacak. Tamam. Biz de kent konseyiyiz. En önemli görevi nedir? Urfa'nın sıkıntıları, sorunları, belediyenin yapması gerekenleri beraber sabaha kadar raporlarımızı hazırladık. Yarın gidip belediyeye ve belediye meclisine raporu sunduk. Tabii yaptırım gücümüz yok. Kent konseyinin böyle bir görevi var işte. Yaptırım gücü yok. Telkin, tavsiye ve danışma niteliğinde. Ama şu var. Şehrin bakın, önünü açma, belediyenin önünü açmaya ilişkin bir şimdi tasarı var, sunma bakın, avukat bey, görüşü şimdi, var. Yani böyle bir durumu şimdi var. Şu var bakın. İletişim konusu yaşadığımız dönemde öyle kolay bir hale gelmiş ki. Evet. Siz mesela, ben mesela ikinizi de sosyal medyada takip ediyorum. Evet. Siz de beni ediyorsunuz. Yani birbirimizi takip ediyoruz. Yani hakikaten bizim bile ortaya koyduğumuz görüşler bile ortak görüşler. Bu şehri, bu insanları ilgilendiren görüş ne kadar önemli ve ciddi görüşler değil mi? Evet. Doğru mu? Şimdi siz bunları dile getirirseniz, önüne açarsanız, o belediye başkanının önüne koyarsanız bunlar gerçekten olur. Ya bir de şu var, siz belediye başkanının önünde veya milletvekilinin önünde kent konseyi adı altında düğme ile ilikleyip dolaşırsanız bizim endişemiz bu. Bizim sıkıntımız bu. Tabii o yani doğru. Şimdi, bir... Ben bunun için her zaman bunu şunu söylüyorum. Urfa siyasete ayrı olmalı. Urfa sivil toplum örgütleri ayrı olmalı. Tabii. Yani bakın Urfa'daki sivil toplum örgütlerine Allah aşkına yani böyle Urfa'daki bir sorunu, Urfa'daki bir sıkıntıyı gündeme getirebilecek, eleştirebilecek yani hükümetin veya işte iktidar partisinin Urfa'daki bir yanlışını dile getirebilecek kaç tane sivil toplum örgütü var ya? Yok, Urfa'da şöyle sivil toplum örgütleri bile var. Adam bir yere başkan, dernek olabilir, oda olabilir. Ben tamam, aslında isim olarak biliyorum gerek ama yok, isim söylemek de istemiyorum. Kendi odasının daha amacını bilmeyen, derneğinin amacını bilmeyen, sendikasının amacını, sendikası federasyon mu, konfederasyon mu bilmiyorum, olduğunu bilmeyen başkanlarımız var. Yani şimdi benim endişem ne bu. Ne oluyor? Bakın en evet, son Sayın Başbakan geldi. Benim Sayın Cumhurbaşkanı bu geldi. Bir de ben onu söyleyeyim. Otelde toplantılar, sivil toplum örgütünün liderleri geldi, Urfa'dakiler. Şimdi çıkanlar, ben sordum çıkanlara. Dedim ki ne yaptınız? Sosyal medyada hepsinin fotoğraflarını gördüm. Evet. İşte Başbakanımız da bir aradayız. Cumhurbaşkanımız geldi, bir aradayız. Bir de peki, altına yazarlar Urfa'nın sorunlarını konuştuk. Urfa'nın ya, tarımı peki, konuştum. Evet. Yani işte kanaat önderleri toplantısı. Evet. Ben soruyorum içinizde yani o toplantıda Sayın Başbakanımıza Urfa'nın bir elektrik sorunu var dediniz mi? Yok. Neyi gündeme getirdiniz? Mevsimlik işçi sorunu var dediniz mi? Yok. İşsizlik sorunu var mı dediniz mi? Yok. Yani peki neye gittiniz oraya? Şimdi bakın işte sivil toplum örgütünün lideri ne yapmalıdır? Başbakan mı gelecek? Bunun haberini bir hafta, üç gün önceden alıyorsun zaten. Ne yaparsın? Dosyanı hazırlayacaksın. Dosyanı hazırlarsın, raporunu. Ben sorunun bunu sosyal medyada da paylaştım. Neyse, bu şehrin, yapacaksın, tabii, bu şehrin Urfa'nın elbette en önemli sıkıntısı bakan, genel başkan yardımcısı, başbakan, cumhurbaşkanı Urfa'ya geliyor. Yaptığımız şey fotoğraf çekip, yapılan şey fotoğraf çekip işte biz Sayın Başbakan'la birlikteyiz demek. Bu şehre bir şey kazandırmaz ki. Yani bu o mensubu olduğun sivil toplum örgütünün de
geleceğini etkiler. Şimdi avukat bey, bizde hesaba alınmaz bir gelenek yani. Vardı evet. Biliyor musunuz gazetelerde ve bu gelenek buna basın da dahil ama. Tabii. Yani kusura bakmayın işte, siz de basın mensubusunuz. Urfa basını da aynen. İçinde tabii ki sivil toplum örgütleri gibi iyi işler yapanlar söyleyeyim. Var. Ama Şanlıurfa basın yönünden de sıkıntılı, problemli. O noktayı söyleyeceğim. Evet, yani, noktayı aynen orayı söyleyeceğim. Bakın bu bizde bir gelenek haline gelmişti. Mesela bu gelenek bana dersen ki sana kimden kaldı? Naci İpek'ten ben bunu öğrendim. Naci İpek hep şunu söylerdi. Derdi ki bir başbakan, bir cumhurbaşkanı veya bir bakan geleceği zaman 2-3 gün önceden gazetelerin, gazetecilerin haberi olur. Evet. Yani netice itibariyle programı geliyor bize. Biz ne yapardık biliyor musunuz? Sayın Başbakanım diye ya da Sayın Cumhurbaşkanım veya Sayın Bakanım diye başlardık o yazıya. Bütün sorunları yazardık. Yazar. Urfa'nın. Evet. Ha. Dediğiniz gibi. Tabii. TEDAŞ. Evet. Tarım mıdır? Sağlık mıdır? Eğitim midir? Eğitim midir? Belediyelerde üniversite sıkıntı midir? Var. Evet. Eğitim midir? Hı. Altyapı mıdır? Altyapı. Kırsal mıdır? Neyse yani üniversite midir? Neyse biz o sorunları tak 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 yazardık. Aynı gün bakın mesela diyelim ki ilgili işte dönemin başbakanı veya cumhurbaşkanı veya işte bakanı geldiği zaman onların bir koruması, bakın bu işi aslında yapan valilik var. Yani bütün gazeteler valiliğe gitmek zorunda. Yani başsavcılığa gitmek zorunda, emniyete gitmek zorunda. Veriyoruz, günlük olarak veriyoruz. Bununla yetinmezlerdi. O dönemin yani şeyi ne yaparlardı biliyor musunuz? Bir de koruma gelirdi. İşte polis veya sivil korumaları neyse. Günlük o gazeteleri toplarlardı. Kim ne yazmış? Kim ne manşet yazmış? Ve o gazeteler dosyalanır giderdi. Şimdi derseniz öyle bir şey yapıyor musunuz? Hayır yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz biliyor musunuz? Çünkü diyelim ki Kenan Bey falanca kurumun müdürü veya üniversitenin rektörü veya sağlık il müdürü. Ya ben Kenan Bey ile ilgili belgeyi yayınlıyorum. Belgeyi. Yani bu ihale yolsuzluğu olabilir, kayırma olabilir, yolsuzluk olabilir, görevi kötüye kullanma olabilir, liyakatsizlik olabilir. Neyse yani ben belgesini yayınlıyorum ve bunu defalarca yapmışım. Yani son 10 yıl içerisinde bir defa değil, 10 defa değil, 20 defa değil. Ve düşünün aslında yargılanması gereken Kenan Bey, mahkemeye gitmesi olan Kenan Bey, açığa alınması gereken Kenan Bey ama nedense hep yargılanan ben oldum. Hala da bu konuda mahkemelerim var. Bu konuda da yani eskiye göre bu gelenek de basında daha önce vardı ve bunu birçok gazeteci arkadaşım da yapıyordu. Yani ben isim mesela rahmetli Mehmet Göncü müthiş yazardı. Sayın Naci İpek müthiş yazardı. Müslüm Aktürk yapardı. Bizim Şaban Kılıç yapardı. Celal Çiftçi yapardı. Mesela şimdi yani bir kısmı belki aklıma gelmiyor ama sevgili Hasan Atmacı yapardı. Bunu Kadir Çelikcan yapardı. Reşat Uzun yapardı. Yani hepimiz hangi gazetedeysek, hangi şeydeysek yazardık. Köşe yazımız varsa orada yazardık, şurada yazardık. Ama neden? Şimdi baktık ki sivil toplum örgütleri gibi artık beş para etmiyoruz. Yani tabir kaba oluyor ama evet. Şimdi bıraktık. Bırak yani böyle bir durum. Şimdi korkarım ki şeyle de bu konuyu da bitirelim, reklama giderim, ondan sonra programı yavaş yavaş bitirelim. Ben korkarım ki evet. Bizim kent konseyi de aynı sıra durumda. Gecelerin kent konseyi olur. Sıra gecelerin kent konseyi olursa bu bizim için tehlikeli olur. İzin verirseniz bir şey yapayım ondan sonra tamam. Bu konuyla ilgili çünkü. Şeydir, yani hırsız olduğunu veya işte kaçakçı olduğunu alkışlayan tek ülke, tek şehir biziz. Yani buradan şunu da yola çıkabilirsiniz. Bizde sivil toplum kuruluşlarının veya idarenin veya tüzel idarenin bakan, başbakan, işte cumhurbaşkanı geldiği zaman sorunları dile getirme gibi bir lüksü olamaz. Kenan Bey, siz son zamanlarda bir dakika. Son zamanlarda evet.
Avukat Bey, aslında siz de bu konuda şeysiniz. Son zamanlarda mesela sivil toplum örgütlerinin başkanlarının bakanlarla ilgili, başbakanla ilgili, reisi cumhurla ilgili attığı paylaşımları görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben oraya... Ya yaptım, görüyorsunuz zaten... değil mi? Evet, evet, görüyorum. Yakışıyor mu ya bunlar bize ya? Urfa'ya yakışıyor mu? Hangi manada? Her anlamda. MT'ler diziyor, sen babasın, sen bilmem şey, büyük başkansın, öbürüne diyor, sen dünya zaten liderisin, sen bilmem, sana ne ya? Şimdi anlatmak istediğim o. Bunu vatandaş, bakın, partili bunu yazabilir, vatandaş bunu söyleyebilir. Sizin bunu söyleme lüksünüz yok. Neden? Sizin bir sıfatınız var. Benim bunu söyleme lüksüm yok. Neden? Benim bir sıfatım var. Kenan Bey'in bunu söyleme lüksü yok. Sıfat. Neden? Bir sıfatı var. Biz kendi aramızda oturup muhabbetini yaparız, o ayrı bir şey. Ama biz özelde çıkıp, ya işte şu şudur, bu budur. Ama nedir? Kentimizi, ortak paydamızda birisi varsa bunu söyleriz. Yani onun dışında da, evet, Kenan Bey bu. Enerji Bakanı Urfa'ya geliyor. Hani o da bir nevi işte devletin bir temsilcisi olarak buradaki enerjileri, enerji sorununu gündeme getirecek. Hani biraz önce sizin de dediğiniz gibi bir bakan, işte başbakan, cumhurbaşkanı geldiği zaman eğer bir basın toplantısı düzenleyecekse veya sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili bir basın toplantısı veya yemekli bir toplantısı düzenlenecekse orada işte cumhurbaşkanına, başbakana veya bakana kesinlikle itiraz etmeyecek, sorunları gündeme getirmeyecek sivil toplum kuruluşları davet edilir. Evet. Yani aleyhte olan bir insanı orada göremezsiniz. Yani 100 tane sivil toplum kuruluşu veya şahıs, kişi oraya davet edilecekse orada gelen yüzünün de Cumhurbaşkanı'nın veya Başbakan'ın ağzından çıkan bütün cümleleri alkışlayacak insanlar oraya davet edilir. Evet. Şimdi Enerji Bakanı geldi. İşte çiftçilerin sorunları tartışılacak orada. Elektrikle ilgili. Ben oradaydım. Elektrik meselesi. Enerjiyle ilgili. Şimdi davet edilen muhtarlar vardır. Taraflı muhtarlar, AK Parti'ye yakın olan şeyler. Önceki Enerji Bakanı. Evet, önceki söylüyorum. Hayır. Berat Albayrak. Ben oradaydım. Hayır, Berat Albayrak demiyorum. Ondan önceki. Ondan önceki. Evet. Geldi toplantı. Şimdi şey dedi. İşte Doğu bölgemizde. Taner Yıldız. Kayseri Milletvekili. Şey dedi, işte Doğu bölgesindeki işte kaçak vakası işte Türkiye'nin bilmem bu oranındadır falan diye bir cümle kullandı. Ve dedi Urfa dedi bunlar içinde ilk 3 sıradadır dedi. Urfa'mız dedi %85 kaçak oranıyla 3. sıradadır. Bunu önleyeceğiz. İnanır mısınız orada bulunan bütün muhtarlar, bütün izleyiciler alkışladı. Donup kaldık. Neye alkışlıyorsunuz? Adam diyor ki Urfa'nın %85'i hırsız diyor. Siz kendi hırsızlığınıza alkışlayan bir millet durumuna, halk durumuna düştünüz. Bir tane Urfa dışından gelen bir konuk vardı. Kalktı, ben itiraz ediyorum dedi. Siz işte enerji bedellerinin, çiftçilere kullanılan enerji bedellerinin yüksek olduğunu ve kaçakçılığa bizzat sizin teşvik ettiğinizi, bakanın, devletin teşvik ettiğini söyleyince çıkarın şunu dışarıya dediler. Şimdi ve o Urfalı değildi. Görüyor musunuz? Sizi orada %85, Urfa'nın %85'ini hırsız ilan buna ediyor. Buna benzer çok vaka var. Evet. Çok da şahit yani oldum. Yani siz böyle bir toplumdan, buna ben de dahil olmak üzere. Yani biz Urfa toplumu dediğimiz zaman ben kendimi oradan hariç tutmuyorum. Bizi hırsız olarak dünyaya lanse eden bir bakanı alkışlayacak bir toplum isek asla biz ne yol sorunumuzu dile getirebiliriz, ne hastane, ne sağlık sorunumuzu dile getirebiliriz, ne de kanayan farklı bugün dile getiremediğim sorunlarımızı bizler dile getirebiliriz. Öyle bir biat etme kültürü, biraz önce sizin dediğiniz gibi biat etme kültürünü öyle bize empoze ettiler ki halka, özellikle de geri kalmış işte direniş kültürünü geliştirmeyen toplumlarda çok daha fazla sık görülen bir durumdur bu. Kesinlikle yanlışa yanlış deme gibi bir lüksü olamaz o toplumlarda. Mutlaka ağızdan çıkacak
cümleler alkışlanmalıdır, biat kültürü geliştirilmiştir. Ve ne yazık ki bu durumun ben uzun bir süre daha düzelemeyeceği kanaatindeyim. Biz itiraz etme, biat etme, körü körüne inanma kültüründen vazgeçmediğimiz sürece, objektif, tarafsız olarak hizmet gelmeyen hizmetlere, sorunlara bakış açımızı değiştirmediğimiz sürece biz bir yere şehir i̇şte olarak bakın, gelemeyiz. Yine buraya şeyi koyabiliriz aslında. Sivil toplum örgütlerini koyabiliriz. Benim sözüm orada zaten. Yani sivil toplum örgütleri başarılı olursa gerçekten bu şehir kalkınır. Şimdi Kenan Bey, evet, Taner Yıldız Enerji Bakanı'ndan bahsetti. Ben de son Enerji Bakanı'nın olduğu bir toplantıda, yani gözümle gördüğüm bir meseleyi anlatayım. Şimdi Urfa'da Akçakale Haram bölgesinde elektrik sıkıntısından dolayı, DEDAŞ sıkıntısından dolayı çiftçiler yol kapattılar. Bayağı sıkıntı oldu. O zaman Sayın Faruk Çelik bakandı. Bir haber aldık ki GAPTEM'de toplantı olacak. İşte Bakan Faruk Çelik, Veysel Eroğlu ve yine onun yanında Berat Albayrak, Enerji Bakanı geldiler. Hatırlıyorum ama ben gelmemiştim toplantıya. O toplantıya katıldım. Şimdi tabii yani şehrin sorunlarını merak eden biri olarak katıldım aslında. Ben hani çiftçi boyutuyla katılmadım. İnanın 3-4 saatlik bir toplantı yapıldı. Orada bütün yani isimlerini saymaya gerek yok. Tarıma ilişkin bütün müdürler, bütün STK'lar oradaydı. İnanın 1 saat, 1,5 saat boyunca sade birkaç tane müzdarip olan çiftçi dile getirdi sıkıntısını ama 3 bakan da şunu söyledi. Ya dedi, bu sorunu bize anlatın. Sorunu anlatan olmadı. Bir tane çok ciddi bir kuruluşun başkanı kalktı. İşte ben dedim belki bu arkadaşımız anlatır. İfade ne dedi biliyor musunuz? Dedi ben Berat Albayrak Bey'e sesleniyorum dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'na selam söyleyin dedi. Kayın babanıza. Bakın seviyeye bakın. Seviyeye bakın. Yani. Ya senin çiftçinin sıkıntısı var. Sorunu var. Sen bir sivil toplum örgütünün sulama birliğinin liderisin. Neyse. Ya başkan Allah aşkına ya. Sen yani bu şehrin eğer tarımsal enerjisel bir sıkıntısı varsa bunu dile getir. Yok. Mardin'den gelen bir çiftçi elini kaldırdı. Durumu özetledi. Bakan Bey, 3 Bakan Bey de ki yani bakın yanlış anlamayın hani övmek için söylemiyorum. 3 tane bakan uçağa binmiş gelmiş bu sıkıntıyı gidermek için. Siz orada somut talepleri dile getirmek durumundasınız. Herkes alkış çalıyor, efendime söyleyeyim, övüyor, işte selam gönderiyor. Ya şimdi o oraya selam almaya sadece gelmemiş, senin sorunu çözmeye gelmiş. Selam senin özelindir ya. Evet. Toplantı bittikten yani sonra söylersin, Urfa'nın git söyle yine. Köylerinin, ilçelerinin, Urfa'nın en önemli dinamiği tarımdır. Tarımsal bir sıkıntıyı, enerjisel bir sıkıntıyı çözmeye gelmiş 3 tane bakan. Senin orada gösterdiğin tavır, davranış doğru değil ki. Yani bir kere... Ya geldiğini biliyorsun. Bir 10 maddelik bir sorun çizelgesi hazırla. Yok. Yani şimdi protokol masasına oturup yani 2 tane fotoğraf çekip Bakan Bey'le sorunları görüştük demenin bu şehrin çiftçisine, bu şehrin enerji sorununa ne gibi bir katkısı olabilir? Bir de ben size bir şey öyle bir hastalık oluşmuş. Şunu da söyleyeyim mi? Ben kendim şahit olmuşum. Yani bunu mecliste de gördüm, meclis dışında da gördüm. Örneğin ben ya kuliste bir bakanı gördüm. Ya bir milletvekilini ziyarete gidiyorsunuz veya işte meclistesiniz. Bir bakanla hemen yanaşıyorum. Efendim bir fotoğraf çekebilir miyim? Adam da sıkırmıyor yani nezaketten dolayı. Diyor gelmiş ya ne de olsa şey ne olacak bir fotoğraf. Çekiyorsunuz hemen oradan paylaşıyorsunuz. İşte falanca bakanla mecliste Urfa'nın sorunları, tarım sorunu. Ya yapmayın Allah aşkına etmeyin. Yani hakikaten çok komik duruma düşüyorlar. Evet. Bu çok büyük bir ayıp. Urfa'daki sivil toplum örgütlerinin mesela neden bu kadar şey kalıyorlar, gedük kalıyorlar? Neden Urfa sorunlarını bakın, takip ediyorlar? Şimdi kent konseyini konuştuk. Evet, kent evet. Konseyi tamam. Herkes meramını söyledi. İçimizdekini dökebildik kısmen de olsa. Hani belki söyleyemediğimiz şeyler falan var ama onlar da başka bir programlarda yine konuşuruz. Neden bu handikap önümüzde dağ gibi duruyor sivil toplum? Bakın şimdi Urfa bu yönden talihsiz bir şehir. Evet.
Yani gerek muhalefet yönünde, muhalefet partileri var Urfa'da, 3 tane. Siz bu 3 tane muhalefet partisinin, hani ben demiyorum bağırın, çağırın, yani bu değil. Ama ya bir çizelge hazırlayın, bir rapor hazırlayın. Şu anda sizin en iyi muhalefeti yapan Saadet Partisi. Bakın, yani... Ben Niyazi Bey'i bak burada dinliyor mu, dinlemiyor mu bilmiyorum ama sevgili Sayın Niyazi Yanmaz'ı tebrik ben ediyorum. Ben dün izledim bir programını, hem, ayrı hayır, bir... Evet, yani her hafta düzenli basın toplantısı yapar. Yani o da yapar. Niyazi Bey yeni başkan oldu, evet, bir yeni iki başkan, aydır. Tabii, evet, tabii. Ama aydır, olsun, evet. Yani 3-4 yani aydır bakın, iyi bir muhalefet yapıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani muhalefet yapıyor derken yapıcı evet, anlamda yapıyor. Yapıcı anlamda. Zaten muhalefetin görevi, tabii, tabii, görevi yani, bağırıp yani, çağırıp aynen, eleştirmek değil. Yapıcı bir, müsbet bir şeyler söyleyip iktidarın eksikliklerini dile getirip alternatif çözüm yolları üretmektir aynen, muhalefet. Evet. Yani şimdi onu güzel yapıyorlar. Evet, bu yani şu anda bu şehirde bakıyorsunuz. Yani şimdi sadece sı eleştiri değil, bir çözüm yöntemi sunabilmek çok önemli. Bu yok. Bakın, sivil toplum manasında yani şimdi gerçekten hani böyle çok etkili, evet bu şehrin her şeyine sahip çıkıyor, bu şehrin geleceğini görüyor, gençliğine sahip çıkıyor. Bu şehir için gerektiğinde mahkemeye gidiyor, suç duyurusunda bulunuyor savcıya. Mahkemede gidiyor, dava açıyor diyebileceğimiz çok az, bir elin parmağını geçmeyecek düzeyde sivil toplum örgütleri var. Yok denilecek kadar az. Halbuki bakın aslında bu iktidarı da etkiliyor. Öyle bir hal alıyor ki iktidar kendi kendinin muhalefeti oluyor. Bakın şimdi AK Parti diyelim Urfa'da da olsa AK Parti'nin içerisinde bir muhalefet kanat AK Parti'yi eleştiri duruma geliyor. Halbuki bu siyasetin doğasına ters. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'la ilgili söylediği şey, durum. Bakın İstanbul'la ilgili söylediği durum. Şimdi bunu tabii dile getirmeden önce muhalefet dile getirse belki çok kayda değer bir durum oluşabilecek. Hayır, kendisi öz eleştirisini yapıyor. Nereye geleceğim? Bakın nereye geleceğim? Mehmet Bey, nereye geleceğim? Ben duymadım. Getirdi. Yok. Ben duymadım. Yok, bakın cep şimdi, telefonu önünüzde. Konu o değil. İnternette hayır, de girin. Konu o değil. Evet. Bakın ben şunu söylemek istiyorum. Evet. 2007'de Urfa'da milletvekilliği yapan, AK Parti'de milletvekilliği yapan bir tane eski milletvekili ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki biz Urfa'nın bir sıkıntısını, sorununu çözmek için Ankara'ya gidip bakanlarla oturduğumuzda etkili olabilmek için onlara şunu söylüyorduk. Diyorduk ki ya işte CHP'nin şu milletvekili, o zaman biliyorsunuz 3 tane milletvekili vardı. Hı hı. Bakın şu milletvekili şu açıklamayı yapmış. CHP'nin il başkanı şu açıklamayı yapmış. Şu partinin il başkanı şu açıklamayı yapmış. Biz iktidar olarak buna bir cevap vermek, bunu gerçekten tolere etmek durumundayız. Bakın o milletvekili bana ne diyor biliyor musun? CHP'nin o 3 milletvekilinin biriyle diyor, ben uçakla Ankara'dan Urfa'ya gelirken ona diyordum ki ya şu havaalanının meselesini biraz daha konuş. Örnek veriyorum. Şu otogar meselesinden bahset. Mecliste şunu söylersen bizim için daha iyi olur. Diyor o CHP milletvekili bana diyordu ki ya siz iktidar milletvekilisiniz. Ya tamam biz iktidar milletvekiliyiz ama sizin söyleminiz bizim Ankara'da daha etkili, çok kuvvetli olmamızı tabii, sağlıyor. Aynen. Biz Ankara'da diyoruz ki bakın muhalefet bizi eleştiriyor. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Ankara'da onu gördü mü yerel gazetelerde evet bu dile getiriliyor. Evet bu sorun çözülmeye muhtaç bir sorun. Nereye geleceğim? Yani sadece sivil toplum manasında da değil. Ben bu şehrin meslek kuruluşlarının, siyasi evet, partilerinin, vakıfların, derneklerin, platformların ve en önemlisi basının, bu şehrin gerçekten önemli birer dinamiği olması gerektiği kanaatindeyim. Burada muhalefet partisinin bir il başkanının rahatlıkla gidip AK Parti il başkanlığında oturup ya örnek veriyorum sayın il başkanım, örnek veriyorum bu Akçakale'den çıkarılan işçilerle ilgili görüşebiliriz demesi başka lazım. Başka illerde var biliyorsunuz bakın, değil mi? Olması gerekiyor. AK Parti yani, il başkanının hı-hı, gerektiğinde diğer muhalefet partilerden birinin il başkanının yanına gidip bir çay içip Urfa'yı tartışması çok sağlıklı bir durum. Demokrasi böyledir. Aslında yani, Yusuf Eğilmez bunu yapıyordu. Yani bakın eski il başkanı Sayın Yusuf Eğilmez bilmiyorum ama bizi izliyor mu izlemiyor mu? Bütün muhalefeti çok dikkate alırdı.
zaman zaman şimdi giderdi. Bu şehri beraber yönetiyorlar. Evet, zaman zaman giderdi. Sonuçta bir araya gelmeleri giderdi, gerekir. Onların çaylarını içerdi, şehri konuşurlardı ve bir de Mustafa Yavuz bunu yapardı. Eski İl Genel Meclis Başkanı. İl Genel Meclis Başkanı iken Mustafa Bey özellikle meclis başkanı iken hem muhalefet mesela bazen davet ederdi hem de kendisi onlara giderdi, onları dinlerdi. Evet. Yani aslında çok da güzel bir demokratik bir olgunluktur yani olması yani gerekendir. Çok, ya zaten sizin bakın siyasi kimliğiniz belli. Durduğunuz nokta belli. Bugün Nihat Çiftçi atıyorum MHP il başkanlığına giderse orada bir çay içerse kim ne diyebilir? Bundan doğal hiçbir şey yok. Yani bundan doğal bir şey olabilir mi? Kimse diyebilir mi? Ya Nihat Çiftçi işte MHP'ye geçti. Hayır. Veya MHP'li oldu. Hayır. Biz gitmiyor muyuz? Ben mesela burada çok takdir ettiğim bir siyasetçidir İbrahim Özyavuz. Yani siyasi fikirlerimiz aynı değil, aynı şeyde değiliz ama ben siyaseten onun düşüncelerini, hani şehirle ilgili olanları, belediyecilikle olan birçok düşüncesine katılırım, beğenirim. Zaman zaman gitmişimdir de söyleşide oturmuşuz, çayını da içmişiz. Dediğiniz gibi ona katılıyorum. İşte bu işe de öncülük etmesi gereken yine sivil toplum örgütleridir. Bak, sivil toplum örgütleri bu işin önünü çok rahatlıkla açabilir. Sivil toplum örgütleri bu işin, bak mesela atıyorum yarın AK Parti il başkanı sivil toplum örgütleriyle toplantı yapsın. Yarın veya yarın çağrısını yapsın. Desin ki salı günü işte sivil toplum örgütleriyle veya falanca toplantı salonunda veya parti il binasında toplantı yapacağız derse emin olun Ankara'daki, İstanbul'daki sivil toplum örgütü de kalkar gelir. Gelir. O il başkanı da çok şey kazanır. Hayır, bir daha bireysel anlamda yani. Bir şey diyeceğim evet. Ama. 5 gün sonra veya ondan 5 gün önce CHP il başkanı desin ki ya ben Urfa'daki sivil toplum örgütleriyle toplantı yapacağım. Tamam, ben Urfa'daki sorunlar nelerdir? Yani çeşitli ağızlardan, farklı seslerden dinlemek istiyorum derse emin olun var ya 5 sivil toplum örgütü gitmez. Gitmez. İşte yanlış olan şey burada. Bakın zaten iktidar yapıyor yapacağını. Bu az çok da görülüyor. Kurumlar elinde. Doğru mu? Resmiyet elinde. İşlevi onların elinde. Ne olacak? Bunun takibi kimde olacak? Bunun takibi muhalefette olacak. Sivil toplum örgütleri muhalefette biraz daha iç içe çalışacaklar ki iktidarın önünü açsınlar, iktidar yatırımı daha iyi yapsın. Atıyorum işte biraz önce o saydığımız konularda eğitim, sağlık, tarım vesaire, gençlik, ne bileyim istihdam konusunda yapabileceklerini yapsın. Burada bu handikabı ne olursa olsun Urfa'daki STK'ları aşmalı. Biz bunu yazıyoruz. Evet, mesela atıyorum bugünkü bakanımızı konuşalım. Sayın Fakı Baba. Evet, Urfa için bir şans. Urfa'nın sorunlarını biliyor. Urfa'da yetişmiş, Urfa'yı bilmiş. Bugüne kadar işte 20-30 yıldır Urfa'da yöneticilik yapan birisi. Urfa'nın siyasetini, sivil toplum örgütlerini her yönüne bilemiyor. Ya ben şunu anlamıyorum ya. Sizi atıyorum işte falanca örgütün başısınız. Ya ne diye yalaka yalaka yazı yazıyorsunuz ki? Yazmak zorunda değilsiniz ki. Sizin yapacağınız şey, Fakı Baba'nın yaptığı güzel hizmetler varsa evet bunu sunun. Bunu biz de yapıyoruz. Yapalım. Hepimiz zaten mesela bu et olayı hakikaten müthiş bir gelişme. Yani fiyatların indirilmesi. Yani önceki bakanın veya önceki bakanların yapamaması, Fakı Baba'nın yapması Urfa için de müthiş bir gelişme oldu ve Türkiye açısından da güzel bir gelişme. Bu gibi şeyleri elbette ki takdir edilmeli. Yani hakkı verilmeli. Bunu hepimiz yapmalıyız. Ama öbür tarafta ya sürekli gel bu sosyal medyada işte oradan buradan paylaş, yok işte şudur budur. Ben yani çok da hoşuma giden şeyler değil. Baktığınızda ben burada aslında bir zaman var ya sadece Urfa'daki bu sivil toplum örgütlerini konuşursak vallahi isim isim de vermek isterim aslında.
Kızan da şimdi, kızsın. Şimdi hayır, isim mahkemeye, verdiğinizde, hayır, bakın, bakın, mahkemeye vermek de, hayır hayır, mahkemelik bir suç işlemeyiz de. Hayır hayır, bakın, veren ama isim, de versin. İsim verdiğinizde ama, cevap hakkı doğar. Dolayısıyla... Ya cevap hakkı doğana da şöyle de yaparız. Evet. Aslında var ya, hem bu platformda hem de başka bir platformda cevap hakkı da veririz. Elbette buyurun gelsin ama onun sınavı bizle beraber verecek. Ama ne yapacak biliyor musunuz? O zaman ben de onun karnesini çıkaracağım. Sen şunu, 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 şunu yapmışsın. Doğru mu? Ben de onu o zaman önüne koyacağım. Yani öyle şey, söz hakkı şu bu. Biz şu anda genel itibariyle konuşuyoruz. Ne olursa olsun bakın, sivil toplum örgütleri Urfa'da hiçbir şey bilmiyorlarsa, hiç yani daracıkları ya çok çok kolay ya. Ya gidin Allah aşkına birkaç şehri ziyaret edin ya. Siz şeylere mesela iktidar partisiyle nasıl çalışıyorsunuz? Muhalefetle nasıl çalışıyorsunuz? Ya da siz hükümete veya işte il başkanlığına veya milletvekillerine nasıl sunumlar yapmışsınız? Ya ayıptır, günahtır. Benim bakana verilen şeyleri ben biliyorum. Ya geçmiş yani bakan mesela bir iki şeylerine şahit oldum. Komik komik teklifler, komik komik istekler. Ya bunlar Urfa'ya yakışan şimdi şeyler bakan değil. Bakan Bey'e giden örnek veriyorum. Yani nedir ki Urfa'da ne olacak? Tayin terfi işleri. Bak. Yok efendime söyleyeyim, iş ile ilgili çocuğumuzu işe koy, kardeşimizi işe evet, koy. Evet. Şimdi Urfa'da bakın ben hiç unutmam, bundan 1,5-2 yıl önce bir rapor hazırladım. Ve gittim bir tane siyasiye sundum. Urfa'da etkili bir siyasi. Dedim ki ya Urfa'da bu sorunlar var. Bunların çözümü için şöyle benim önerilerim var. Şöyle baktı. İnanın dedi ki ben 15 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. İlk defa dedi. Bana bir sunum geliyor. İlk defa dedi Urfa'da sorunları dile getirip karşısında da çözümünü yazan ve rapor, adam akıllı rapor ilk defa gördüm ya dedi. Evet. Ben sizi tebrik ediyorum dedi. Bak bundan 1 yıl önce, çok uzun süre değil. Ya ben de şaşırdım. Yani Allah aşkına gerçekten mi böyle dedim? Evet dedi. Şimdiye kadar dedi görmedik. Hep yani ya eleştiri ya biliyorsunuz Urfa'nın siyasi sığ tartışmaları, birey tartışmalarını. Sizin i̇şte efendim, anlattığınız aslında evet. Şeye de katılıyorum ben. Siz dediniz ya eski bir milletvekilinin anlattıkları falan. Evet. Yani o milletvekilinin kim olduğunu da tahmin edebiliyorum. Evet. Yani çünkü ona benzer konuşmaları benle de yaptı. Ama çok doğru bir strateji. Çok da olumlu bir strateji. Şu an Urfa'nın. Ve çoğu da bunu yapıyor. Evet. Urfa'nın bir bakanı var. Evet. Bakan çalışmayı seven bir bakan. Sayın Fakı Baba. Herkes de tanıyor. Urfalı dediler. A Urfalı size. Buyurun, değil mi? Çalışın. Evet, ya buyurun. Eğitim camiası eğitimle ilgili sorunları tespit etsin. Bakın, sağlık ile ilgili olan kısmını sağlıkla ilgili sendikalar tespit etsin. Efendime söyleyeyim, ulaşımda sıkıntı varsa Urfa'daki ulaşımla ilgili olan kişiler bu sorunları tespit etsin. Tarım, zaten Tarım Bakanı kendisi, tarımla ilgili sorunlar tespit edilsin. Herkes, ya, hani diyor ya, tespit bakın bakın, yani, herkes kendi çapında bu şehrin problemlerinin tespiti, teşhisi, tedavisi ve reçetesini ilgili bakana iletirse, belirtirse, inanın hani diyor ya hak verilmez alınır. Aynen. Yani doğru. Şimdi kimseye ya işte Urfa'da bir okul daha yapalım manasında değil. Urfa'dakilerin bir okul daha istek talebi olmalı. Bir de o okulun için hak verilmiyor, almak için mücadele edilmeli yani. Bunun uğraşı verilmeli. İşte bakanlığa insanlar tayin terfi çocuklarının bir yerlere girmesi için değil. Bu şehrin geleceği için. Aynen. Tüm Urfalıların geleceği için gidip Fakı Baba'nın kapısını çalmaları lazım. Ancak o zaman Urfa gelişir. Ya da belediye başkanının yanına giderken yok işte bizim çocuğu da işe al manasında değil. Hayır o da olsun. Evet yani. Ya o da olsun da yani ya şimdi belediye benim evet. Şehrim 2 milyonum da illaki. Çocuğumun önünde olsun. Bu da yani, var yani. Evet yani, ya bir de Urfa'nın sorunları, tabii Urfa'nın canım, sıkıntıları. Yani, elbette ki. Kenan Bey, yani yavaş yavaş bitirelim. Evet, evet. Saat 12'ye geliyor, tamam. 24'e yaklaştı. Evet. Geceyi yarıladık neredeyse. Evet, evet.
sivil toplum örgütlerine hemen. Evet, sivil toplumun kuruluşları. Yani gerçi siz de sivil toplum örgütü başkanısınız ama yani belki biraz size bir de dokundu yok, ama biz tabii. Hayır uzun zamandan beri onu şöyle yaptı Kenan Bey. Ben konuşurken gerçekten ama şunu da söyleyeyim hemen. Evet. Hakikaten bu şehri sorunlarına, bu şehrin eksiklerine, bu şehrin işte nasıl gelişeceğine hakim olan çok sivil toplum örgütleri de, yani birkaç sivil toplum örgütü de var. Şimdi ben sadece birkaçı olunca onları görmek istemiyorum. Yani onların ne kadar başarılı olduğunu da biliyorum. Anladım. İsim olarak da biliyorum. Şimdi sivil toplum kuruluşlarının... Ama genel itibariyle bunun olmasını genel istiyorum. Genel konuşuyoruz zaten. Kuruluş amaçları bellidir. Yani belli bir meslek grubuna yönelik eğer sivil toplum kuruluşunu örgütlüyorsanız bağlı olduğunuz işte meslek grubuyla ilgili sorunları toplantılarınızda dile getirmek, işte bir fırıncılar odası başkanıysanız örnek atıyorum veya işte bir bakkallar odası başkanıysanız veya işte çiftçiler odası başkanı neyse yani. Neyse evet. Şimdi toplantı düzenlersiniz, yönetim kurulunuzla birlikte bağlı olan üyeleri bir araya getirirsiniz, sorunlarını alırsınız. Fırınlarla ilgili ne sorun vardır? Yani karşılaştığınız sorunlar nelerdir veya işte olması gereken nelerdir? Onları raporlarsınız. Ve bu raporu çözüm anlamında sunarsınız ilgili mercilere. Evet. Yani yapmanız gereken budur. Bütün sivil toplum kuruluşlarının yapması gereken olay budur. Yani bağlı olduğu örgütün üyeleriyle ilgili veya işte toplumun genelini ilgilendiren sorunlarla ilgili raporlar, öneriler hazırlayarak onunla alakalı merciye raporlar sunmak ve çözüm önerileri sunmak. Ama bizdeki kuruluş amacına baktığınız zaman hiçbirinin, inanın bana hiçbirinin bağlı olduğu meslek grubu veya iş grubuyla ilgili herhangi bir sorununu ekranlardan dile getiren bir STK'yı görmüyoruz. Nedir? Bizde yapılan STK nedir? Bağlı olduğu üyeleri bir anlamda siyasi kalkan olarak kullanma durumuna geliyorlar. Evet. Yani benim bu kadar oyum var, işte seçmenim var, ben bunlardan %70'ine 80'ine müdahale edebilecek bir güçteyim. Milletvekili veya belediye başkanı seçim dönemlerinde beni önemseyecektir. Bir türlü nemalanmak. Nemalanmak. Ve bu nemalanmak olayı ortada olduğu için de kendi üyelerinin sorunlarını dile getirmek durumunda olamazsın. Olamazsın, mümkün değil. Evet. Yani siz bugün biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi sivil toplum kuruluşunun işte sorununu bakana iletmesi gibi bir lüksü olamaz. Yani böyle bir şeyi göremezsiniz. Nedir? Biat kültürü ve dediğiniz siyasi iktidar kanadına yakın olma ve bir anlamda hem siyasi ekonomik anlamda nemalanma beklentisi sorunların dile getirilmesini bir anlamda frenlemektedir. O yüzden de biz Urfa olarak bir batıyla kıyaslanacak durumda değiliz. Sivil toplum örgütlerini anlatırken hiç sinirlenmiyor. Evet. Onları dile getirecek durumda değiliz. Biz batıyla kıyaslanamayız. Batıyla Avrupa'yla kıyaslamanız mümkün değildir. Kendi batımızla da kıyaslanamayız. Kendi batımızı aslında. Söylüyorum yani, zaten. Evet. Batı illerimizle. Kenan Bey iki konuda sinirlenir. Bir zazalarla ilgili olan kısım, evet. Bir de belediyelerle şimdi, ilgili olan kısım. Diyoruz ya haksızlık olduğu zaman. Aslında bir programda dedik ki zazaları konuşalım, hiç konuşmadık. Şimdi o çok Bey. Önemli değil. Evet. Bugün ülkemizin, yani, vatanımızın, bayrağımızın geleceği önemlidir. Tabii. Günümüz vatanımızdır, evet. Bayrağımızdır. Kişisel çıkarlar durumunda olamayız. Olmamamız gerekiyor. Bitiriyoruz Kenan Bey. Ana haber bülteni 5 dakika sonra girecek. Tamam. Son sözümüzü alalım. Evet, ha, ben burada bir konuda belediyeden bir şey bekliyorum. Çok kısa, evet. Çocuk parklarına, okul önlerine ve kafelerin önlerine mutlaka
kolluk kuvvetleri kontrolünde ve denetiminde mutlaka ve mutlaka gizli kamera yerleştirilmesi gerekiyor. Evet, Emniyet Müdürlüğü'nün de hassas olması lazım. Ben bunu çocuk parklarıyla ilgili gündeme getirdim. Bayağı destek aldım. Belediyelerden çok emniyetin. Evet, mutlaka ve mutlaka çocuk parklarında her köşesinde gerekiyorsa 10 tane, 15 tane çocuk parklarında. Bence kameralar var ya, hepsinde var zaten. Emniyete bağlı değil mi, o ayrı bir şey. Evet. Emniyete bağlı, onların kontrolünde ve denetiminde. Okul önlerinde ve kafelerde ve çocuk parklarında. Eğer bu ilgili merci Emniyet Müdürlüğümüzse ona rica ediyorum. Evet. Mutlaka kameralar koyun. Emniyet Müdürlüğü ama belediye de dediğiniz gibi çocuk parkı. O gençlerden dolayı iyi de takibe alabilir. Evet. Fehmi Bey işaret ediyor sürekli. Yani iyi akşamlar diliyorum ben. Fehmi Bey'le zaten şey. İyi akşamlar diliyorum ben ekranların başlarında bizi izleyenlere. Diyeceğim bir şey yok. Evet, tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Yani 2,5 saat oldu. Hemen 2,5 saati de aşan bir program oldu. Bundan sonra sayın seyirciler programın başında da dediğimiz gibi pazar günleri genelde saat 21'de sizlerle beraber olacağız. Ben sayın Kenan Karataş ve yine sevgili Halil Öncel'le beraber olacağız. Çoklu Pencere formatımız bu. Urfa'yı konuşuyoruz, Türkiye'yi konuşuyoruz. İşte zaman zaman söylüyoruz. Bu programda herkesin eşit söz hakkı var ve herkes istediğini söyleyebilir, istediğini eleştirebilir. Bugün de konumuz Urfa oldu. Bugünlük de bu kadar. Bir başka programda buluşmak üzere. Her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Gününüz mutlu, yarınız mutlu olsun.